Sevgili izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Yağız Ege için sizlerle beraberiz. Ener ve Gündem gazetesi Post Aktüel ve Muhabirci ortak yayınındayız. Müsaadenizle birlikte de canlı yayında hemen paylaşalım diğer gruplarımızla. Evet, şu anda yayınlarının paylaşılmasını bekliyoruz diğer gruplarımızda da arkadaşlar. Evet Murat Bey, paylaşabildik mi linklerimizi? Evet, paylaşıyoruz. Evet, bizim gazetelerde paylaştık. Şimdi muhabirciyi davet edelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Yağız Ege için ekrandan karşısındayız. Sizler için toplandık. Gazetecilik böyle bir şey olsa gerek. Anlamlı bir program için buradayız. Usta gazeteci Murat Pehlivan'la ortak bir yayın yapacağız bugün. Murat abi hoş geldiniz. Beraber Hoş güzel bir yayın olacak bulduk inşallah. Tarık kardeşim. Hoş bulduk Tarık kardeşim. Teşekkürler. Öncelikle emeğin Nasılsınız, için iyisiniz? teşekkür ediyoruz. Çok şükür iyiyiz. Allah'a hamdolsun. Güzel günler yaşıyoruz. Umutsuz başladığımız mücadelemize büyük bir umutla devam ediyoruz. İnşallah başaracağız. Bu bebeğimizi, bu çocuğumuzu yaşatacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz, ortak yayında Ener ve Gündem Gazetesi Muhabirci ve Post Aktüel ortak yayınındasınız. Yine gruplardan da paylaşımlarınız oldu. Lütfen sizler de yayın izliyorsanız kendi sayfalarınızda, gruplarınızda paylaşın. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar bizim için, yani Yağız Ege bebeğimiz için iyi olur. Şu anda gruplarda da paylaşımlar başladı. Az sonra konuklarımız da olacak. Bu arada canlı yayın linkini de paylaşıyorum ben. Burada var, StreamYard diye yazıyor. Oradan da dileyen herkes canlı yayınımıza katılabilir. Canlı yayında duygu ve düşüncelerini anlatabilir. Yağız Ege'mize bağış yapmak isteyenler, tavsiyelerini, tecrübelerini paylaşmak isteyenler olabilir. Bugün Yağız Ege için toplandık. Yağız Ege'nin günü bugün. İnşallah Yağız Ege için de güzel neticeler alacağımızı tahmin, temenni ederek Yağız Ege'nin ailesine bağlanıyoruz. Evet Didem Hanım, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Öncelikle iyiyim. Sizler nasılsınız? sağ olun Melih Bey'e iyi günler diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi günler. Şöyle sizi bir ortaya alayım müsaadenizle öncelikle. Bu arada canlı yayın linkini de paylaşıyorum ben. Evet, Didem Hanım, Melih Bey zor günler geçiriyorsunuz. Öncelikle geçmiş olsun dileyelim. Biz de Almanya'dan selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Aleykümselam. Saygılar, bizden çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey de şu anda bizimle beraber, yayınımızı onunla beraber takip edeceğiz. Öncelikle aileyi bir tanıyabilir miyiz? Öztürkan ailesi kimdir? Nerede yaşıyor? Neler yapıyor? Onu bir anlatabilir misiniz bizlere? Ben Didem Öztürkan, eşim Melih Öztürkan, evladımız Yağız Ege Öztürkan, SMA tip 1 kas hastası. Şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. Aslında Kars'ta ikamet ediyorduk. Fakat oğlumuzun hastalığı sebebiyle bir yoğun bakım süreci oldu. Ve yoğun bakım sürecine İstanbul'da geçirdik. Evet. Şu anda
Yağız Ege'nin hastalığı tam olarak nedir? Yani konuşuluyor, biz de çok paylaştık gazetelerimizde. Almanya basınında da çok yer aldı. Nedir tam olarak hastalığı, onu da anlatabilir misiniz bize? Tabii. Yağız Ege SMA tip 1 kas hastası. Yani vücudunda bulunan SMN1 geninin olmamasından kaynaklanan bir hastalık. Kaslarında protein üretimi gitmiyor. Bu SMN1 geni mutasyona uğradığı için. Ve SMA tip 1 hastalığı oluşuyor. Bu hastalık yürüyememesini, konuşamamasını, beslenememesini, yutkunma kaslarını etkiliyor. En kötüsü de solunum kaslarını etkilediği için nefes problemi yaşıyor. Ve Yağız Ege 8 ayından beri cihaza bağlı şu anda. BiPAP dediğimiz burnundan aldığı bir basınçla solunumunu gerçekleştiriyor. Bizim şu anda aracımız Yağız Ege'nin tedavisi için cihaz... kurtulabilmesi için Amerika'daki ilaç. Evet, yani Türkiye'de daha ben siz basından da takip ediyorum. Murat Bey'den de takip ediyoruz. Türkiye'de şu anda tedaviyle ilgili bir gelişme yok mu? Yani neden Amerika, onu bir anlatabilir misiniz? Tabii Yağız Ege 3,5 aylıkken bu hastalığın teşhisi konulduğunda biz Türkiye'de bir ilaca başladık. İlacı adı Spinraza. Bu ilaç 4 doz enjekte edildi Yağız Ege. Fakat 4 dozdan sonra 3 aylık bir yoğun bakım süreci oldu. Bu yoğun bakım sürecindeyken bazı fiziksel hareketlerinde bir kayıp söz konusu oldu. İlacı alabilmek için de Sağlık Bakanlığı'nın koymuş olduğu bazı kriterler var. Fizik puanlama kriterleri ve solunum değerlendirme kriterleri. Yağız Ege bu kriterleri sağlayamadığı için ilaç 3 Aralık'ta en son enjekte edilmişti. Yaklaşık 9 aydır Yağız Ege verilmiyor maalesef. Belirli kriterleri aşamadığımız için. Evet. Şu anda o zaman tek çözüm Amerika. Peki Amerika, yani açık sorayım ben. Çözüm olacak mı? Şu anda oradan kesin bir ümit var mı? Evet. %95 oranında bir iyileştirme etkisi var ilacın. %95. Yani ilaçla ilgili tabii ilaç firması faz çalışmalarını tamamladı. İnsanlar üzerindeki deneysel çalışmalarını tamamladı. SMA hastaları üzerinde. Ve ilaç İlacın SMA tip 1 hastalarında 2 yaşın altında, yani daha doğrusu ne kadar erken alınırsa o kadar etkili olabilecek bir veri elde ettiler. %95 oranında etkili olduğuna dair bir kanıtları mevcut. Zaten o yüzden şu anda hem Amerika İlaç Kurumu FDA'dan hem de Avrupa İlaç Kurumu EMA'dan onay almış bir ilaç. Evet, evet, inşallah. Şu anda son rakamlar nedir? Onu da alabilir miyiz? Ne kadar kaldı? 2.1 milyon euro toplamamız gerekiyordu. Şu anda 545 bin euromuz kaldı geriye. Yaklaşık 1 milyon 550 bin toplandı. Aynen. Ya, yani 4'te 3'lü kısmı tamamlanmış o zaman. Artık son düzlüğe girmiş olduk. Bu arada... Çok... Buyurun. Buyurun, siz dinliyorum. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Yani hani... Bu yola çıktığımızda mevla çok büyüktü. Nasıl toplayabiliriz kısmında çok soru işaretleri vardı aklımızda. Teşekkür edeceğimiz insan çok. Ama bize yardım uzatan öncelikle bu kampanyaya başlamamızda bana yardımcı olan kuzenim Şeyda Pehlivan. Babası Murat Pehlivan dayım. Kampanya başladığında Baykuş abiyle iletişime geçtik. En büyük yardımcılarımızdan, destekçilerimizden biri odur. Onun yanı sıra bloggerimiz Ebru Ergüner, Baliye Hanım, futbol camiasından ünlü isimler, sanatçılarımız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir sürede bu mevla toplandı. Yaklaşık 1-1,5 aylık gibi bir zamanda. Şu an geri sayım yapıyoruz. Umudumuz yüksek. Yani Ağustos ayı bitmeden Yağız Ege Amerika'ya götürmeyi hedeflemiş durumdalar. Bizim tek bir sloganımız var şu anda. Halk Yağız Ege için seferber oldu. Gerçekten bu mevlalar 5-10 euro bağışlarla toplandı. Hani yüklü bir miktarda bağışlarla değil. O yüzden öncelikle Avrupa halkına ve Türk halkına çok 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 teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldular. Bizim ailemizden biri oldular. Kendilerinizden de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yani Türkiye'den, Avrupa'dan, dünyadan insanlar gerçekten seferber oldu. Burada Türk halkının dayanışmasını da gördük değil mi? Yani şimdi evet. 2.1 milyon euro, 2.1 milyon az bir rakam gibi ama hani izleyenlerimizin çoğu o rakamı herhalde hiçbir şekilde bir arada görmemiştir. Açıkçası bir arada görmedik.
dile kolay derler ya, hani 2.1 milyon euro kolay söyleniyor ama gerçekten bunun toplanması ciddi bir emek istiyor, özveri istiyor. Ama biz buradan şu ana kadar bağış yapmış tüm vatandaşlarımıza, artı bağış yapmakla beraber sayfalarında paylaşmış, gazetelerinde, basında, sosyal medyalarında yer vermiş herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de bugün yayınımızda Yağız Ege'ye destek olmak istiyoruz. Dileriz en kısa sürede Amerika'ya yolcu ederiz ve sağ salim geri gelir inşallah. Çok teşekkür ediyoruz inşallah. Bu arada Yağız Ege'nin pasaportu çıkmış. Onu da sosyal medyada dün paylaştı. Kalan kısmı için gerçekten umudumuz var. Evet, bu arada Yağız Ege'nin pasaportu da çıkmış. Onu da dün Murat Bey'in sayfasında gördük. Şu an pasaport da hazır, öyle mi? Duyabiliyor musunuz Didem Hanım? Bir yayında kopukluk oldu herhalde. Evet Murat Bey, sizinle devam edelim. Siz kampanya başından beri takip ediyorsunuz, destekliyorsunuz. Tüm sosyal medyada görüntülüyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Sizler neler söyleyeceksiniz öncelikle? Evet, zor bir süreç yaşadık Tarık Bey. Maalesef geçten zor bir süreç. Dile kolay dediğiniz gibi 2.1 milyon euro insanın dudaklarını uçuklatan bir rakam. İlk önce aslında inanın biz bu işi başarabilir miyiz diye böyle kafamızda hep soru işaretleri oldu. Biz bunu bitirebilecek miyiz, başarabilecek miyiz diye. Ama halkın özverisini, halkın dayanışmasını gördükten sonra hakikaten yapılmayacak iş yok birlik olunca diye biz kendimize şöyle iyice duygulandık, gururlandık. Bu konuda hakikaten çok destekçimiz oldu. İşte Didem'in de söylediği gibi Baykuş olsun, işte Ebru Hanım olsun, böyle çok çok isimler var. Yani Didem daha sonra bu isimleri sayar. Aynı zamanda tabii medya çok destek oldu. Medyanın desteği hiç azımsanmayacak derecedeydi. Gerek yazılı görsel medyada, gerekse işte sosyal medyada inanılmaz derecede destek gördük. Bu nedenle de ta buralara kadar geldik. Yolun 1/3'lük bölümü arkamızda kaldı artık. Sadece 1/3'lük bir bölüm var. Bunu da biz inanıyoruz. Biz bu hafta sonu, yani önümüzdeki hafta sonu pazartesi falan bitmiş olacağını tahmin ediyoruz. Bu arada özel birisi aradı. Özel bizim buradaki temsilcimiz Sayın Esen Başkonsolosumuz bizzat telefonla arayarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Moral de verdi açıkçası. Hakeza geçenlerde sosyal medyadan kendi hesaplarımızdan yazıştık. Düsseldorf Başkonsolosumuz Ayşegül Hanım da bizi arayarak büyük destek olacaklarını, her türlü sıkıntıda yanlarımızda olacaklarını belirttiler. Devletimiz, buradaki temsilcilerimiz bizi bırakmadılar gerçekten. Tabii bunu aynısını aslında ilgilendiler ama sonuca varamadık maalesef. Orada valilikte biz ayın 30'unda Baba Melih, işte Didem'in imzası, benim imzam altında olduğu bir evrağı, dilekçeyi valiliğimize verdik ama halen daha bugüne kadar bir netice alamadık. Keşke onay almış olsaydık, şimdiye kadar bu iş çoktan bitmişti. Ama yine ona rağmen işte halkımızın teveccühü bizim 1,5 ay gibi kısa sürede bu kadar meblağı toplamamıza neden oldu. Tabii yardım edenleri kesinlikle hiç unutmayacağız. Şuramızda her zaman taşıyacağız. Abi şöyle valilik onay derken onu bir daha açar mısınız? Nedir o konu? Yani ne talep ediyorsun şu an aile? Türkiye'de şimdi kampanyaların başlatılması için özellikle tabii bu son olaylardan sonra hani ince eleyip sık dokuyorlarmış. Bu nedenle kampanyaya onay vermek çok kolay değilmiş. Sağlık kısmında yani tamam, Avrupa'da da bir örneği yok bu hastalığı karşılama devamında. Ama tabii Avrupa Birliği kabul etti. Almanya'ya da yanılmıyorsam Ekim ayında gelecek tedavisi. Artık Türkiye'ye ne zaman gelir inşallah diğer bebeklerimiz görür. Bizler ondan önce bu işe başladık. İnşallah biz o Ekim ayından önce biz iğneyi vurdurmuş olacağız Allah'ın izniyle. Bakalım ne zaman gelecek.
Ama biz tabii kendi işimizi kendimiz inşallah halkımızın yardımıyla bitireceğiz. İnşallah inşallah temel ediyoruz. Evet, Öztürkan ailesi yine şu an bizimle beraber. Didem Hanım son sözlerinizi alamadık. İnternette kopma oldu herhalde. Tekrar alabilir miyiz son sözlerinizi? Yani bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin vasıtasıyla. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlere bu kanalı açtınız. Sesimizi duyurmamıza vesile oldunuz. İnşallah diğer sesimizi duyuracağımız kitlelerin sayesinde yapacakları bağışlarla, yapacakları paylaşımlarla Yağız Ege'ye nefes olacaklar. Yağız Ege'yi cihazlardan kurtarabilmek için, onu yaşatabilmemiz için onların her birinin desteğine ayrı ayrı ihtiyacımız var. Dediğim gibi biz bu kadar meblağı çok küçük miktarlarla topladık, 5-10 eurolarla. Ama her şeyden ziyade bizim için önemli olan kısmı yürekten ve duayla yaptıkları bağışların olmasıydı. Biz para toplandıktan sonra, Yağız Ege'nin olduktan sonra onlara her zaman söylüyoruz. Onlar bizim birer ailemiz oldu. İletişimimizi koparmamaya çalışacağız kesinlikle. Çünkü ondan sonrası için de hayır dualarını almamız lazım. O kadar yüreği güzel, merhametli insanlarla karşılaştık ki yürekleri pamuk gibi. Yani sadece paylaşıp geçmiyorlar ya da sadece bağış yapıp geçmiyorlar. Olabildiğince çok kendi çevrelerine ulaşıyorlar. Kendi çevresinin çevresine ulaşmaya çalışıyorlar. Halkımız çok duyarlı, milletimiz çok duyarlı ve çok vicdanlı. Yağız Ege'yi kurtaracağız inşallah onların desteği sayesinde. İnşallah. Bu arada teşekkürleriniz var. Onları bir daha alabilir miyiz isimleri? Kimlere teşekkür etmek istiyorsunuz? Kimler şu ana kadar destek verdi sizlere? Evet, kampanyayı başlatırken bu bağış sitelerinin yönetimini gerçekleştiren kuzenim Şeyda Pehlivan, babası Murat Pehlivan dayım. Bu kampanyayı başladığından beri bizden elini çekmeyen ve bizim abimiz gibi olan Baykuş Bey'e, blogger Ebru Hanım'a, Ebru Ergüner, Baliya Tuğba Hanım'a, Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu, Hakan Ünsal, Gülsüm Tatar, dünya boks şampiyonumuz, astrolog Şenay Devi, İlkay Buharalı, haberci, sunucu. Ve en önemlisi halkımız yani, öyle diyelim. Aynen, en önemlisi evet, onların evet, vasıtasıyla evet. Ulaştığımız kitle aslında. Evet, onlar bize yardım eli uzattılar, sürekli paylaştılar ve Yağız Ege'yle birebir yakından ilgilendiler. Onlar bizim abilerimiz, ablalarımız oldular. Ama onların vasıtasıyla onların kitlesine ulaşmamız bizim için çok büyük bir nimetti. Zaten onların vasıtasıyla ulaştığımız o kişiler sayesinde bu noktaya geldik. Hepsine, onların nezdinde bütün Türk halkına, Avrupa halkına çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Bu arada dün akşam Batı Karadeniz'in ucuda tek televizyonu, BRTV'de bir haberiniz vardı. Biz müsaadenizle şimdi onu da izleyicilerimize bir gösterelim. Onunla yayınımıza devam edelim müsaadenizle. Tabii. Tabii. Ve sevgili izleyicilerimiz, hastalık ve o ilk süreci bize bir anlatıyoruz. Şöyle baştan alalım. Batı Karadeniz'in uydudaki tek televizyon olan BRTV kanalımıza, Mehmet Çetinkaya'ya, Almanya temsilcilerine öncelikle selamlarımızı, saygılarımızı ileterek yayını başlatmış olalım. Dün akşam ana haber bülteninde güzel bir yayın oldu Yağız Ege'mizle alakalı. Onu da gelin beraber izleyelim. 15 aylık bir bebek Yağız Ege Öztürkan. Henüz 3,5 aylıkken SMA hastalığına yakalandı ve eğer tedavi için gerekli ilaç alınmazsa minik bebek melek olacak. Yağız Ege'nin tedavisi ve hayata tutunabilmesi için gerekli ilaçsa Amerika'da ve fiyatı 2,1 milyon euro. Açılan bağış kampanyaları sayesinde Yağız bebeğin bu hastalıktan kurtulup ailesine ve hayata tekrar gülümseyebilmesi için alan rakamsa 640 bin lira. Didem Hanım ve Melih Öztürkan eşi Yağız Ege bebek için, çocukları için, bebekleri için 15 aydır bir mücadele veriyorlar. Ve Yağız Ege bebek henüz 3,5 aylıkken SMA hastalığı tanısı konuldu. Amerika'da bir ilaç var. Bu ilacın alınması gerekiyor ve başlatılan bağış kampanyaları var. Şimdi bu konuyla ilgili Yağız Ege bebeğin annesi Didem Öztürkan hanımefendi telefon hattımızın diğer ucunda. Didem Hanım, merhaba. Merhabalar Sinan Bey. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bu fırsatı ve imkanı tanıdığınız için Mehmet Bey'e ve size çok çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi Yağız Ege bebek 3,5 aylıkken bu hastalığın tanısı konuldu. Nedir bu hastalık ve o ilk süreci bize bir anlatır mısınız?
Evet, Yağız Ege, biz normalde Kars'ta yaşıyoruz. Fakat ziyaret sebebiyle Gebze ailemizin yanına gelmiştik. Gebze'deyken Yağız Ege'ye bu SMA tipi tanısı konuldu. Bu hastalık insan vücudunda protein üretimini sağlayan SMN1 geninin olmaması sonucu ortaya çıkıyor. Yani Yağız Ege'de SMN1 geni mutasyona uğradığı için kaslarına protein üretimi gitmiyor ve SMA tipi hastalığı oluşuyor. Yağız Ege'yi biz tedavi için Ankara'ya götürdük hemen. Türkiye'de bulunan bir tedavi var. Aslında tedavi demek doğru değil çünkü %100 iyileştirici bir etkisi yok. Sadece ilacın 4 ayda bir ömrünün yettiği kadar bulunması gereken bir ilaç. Sadece 4 ay vücudunda kalıyor. Bu ilacı Yağız Ege şu anda maalesef alamıyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı ilacı verebilmek için belirli kriterler sunuyor. Fizik puanlama kriterleri ve solunum değerlendirme kriterleri. Yağız Ege'nin 3 aylık bir yoğun bakım süreci oldu. Hatta Kars'tan İstanbul'a geldi yoğun bakımdayken. Bu süreçte belirli bir fizik hareketlerini kaybetti. O yüzden değerlendirmelerde uygun bulunmadı bu tedavi için. Biz de aile olarak sonuçta bu hastalık ölümcül bir hastalık. Özellikle SMA tip 1 hastalığı yürüme, konuşma, yemek yemeden ziyade nefes darlığı yaşadıkları için 2 yaşına gelmeden vefat ediyor bebeklerimiz. Cihazlarla şu anda destekliyoruz biz Yağız Ege'yi. Bu solunum cihazlarından kurtulması için, yaşaması için Amerika'da bulunan Zolgensma gen terapisini alması gerekiyor. Bunun için de tabii yüklü bir miktarda bir maddi desteğe ihtiyacımız var. Çünkü ilacın fiyatı 2.1 milyon euro. Biz bir bağış kampanyası başlattık Avrupa'da. Yaklaşık olarak 640 bin eurosu kaldı. Büyük bir kısmını topladık. Yani %30-%35'lik bir kısmı kaldı. Geri kalan kısım için arkadaki milletimize, halkımıza sesleniyorum. Desteklerini bekliyorum. 3,5 aylıkken bu tanı konuldu. O gün bir anne baba olarak neler hissettiniz? Şöyle Tuman Bey, biz eşimle birlikte severek evlendik, güzel bir hayat kurduk, çocuğumuz oldu, çok mutlu bir aileydik. Tanıyı öğrendiğimizde hani nasıl derler, dünyamız başımıza yıkıldı. Yani hayalimizde şeyler vardı. Daha anne karnındayken evladınıza elbiseler alıyorsunuz, ayakkabılar alıyorsunuz, bir sürü kitaplar okuyorsunuz onun gelişimi için neler yapabilirim diye. Fakat bu hastalığı öğrendiğinizde internete girip baktığınızda gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü en fazla 2 yaşına kadar yaşayabilir yazıyor SMA tip 1 hastalarında. Biz o gün inanılmaz derecede yıkılmıştık eşimle. Fakat ertesi gün sanırım Rabbimin bize metaneti verdi, bir güç verdi, bir sabırla dedik biz vazgeçmeyeceğiz, biz pes etmeyeceğiz. Evladımız güçlü çünkü biz aile olarak güçlü olmak zorundayız. Onu yaşatabileceğimiz kadar yaşatmak durumundayız. En azından yaşam kalitesini artmak zorundayız dedik. Araştırdık. Türkiye'deki tedaviye ulaştık. Türkiye'deki tedaviden sonra Amerika'daki tedavinin varlığına ulaştık. Amerika'daki tedavi istememizin sebebi Türkiye'deki ilacı alamıyor oluşumuz aslında. Çünkü biz eğer Türkiye'deki ilacı alsaydık belki bir nebze diyorum yine beklemezdik ama en azından Yağız Ege'nin biraz daha böyle güçlenmesini sağlardık ve Türkiye'nin bu ülkede gelmesini beklerdik belki de. O da nasıl olur bilmiyorum. Gelecek mi gelmeyecek mi %10'la ilgili bir bilgimiz yok açıkçası. Ama aile olarak çok güçlü durmaya çalışıyoruz. Çünkü biz psikolojik olarak eşimle birlikte o çöküntüye girdiğimiz zaman direkt olarak Yağız Ege'nin etkilendiğini hem huzursuzluğundan hem de ağlamaklı olmasından anlayabiliyoruz. Direkt çünkü değerlerine baktığımızda oksijeni düşüyor, nabzını yükseliyor, çocuğun huzursuz olduğu aşikar. O yüzden ona güç vermek zorundayız anne baba olarak. Ve hepimizin başına gelebilir bir hastalıktan bahsediyoruz değil mi? Evet, bu aslında genetik bir hastalık. Ben buradan dinleyenlere, izleyenlere seslenmek istiyorum. Lütfen evlenmeden önce genetik tarama testi yapılsın. Özellikle SMA testi yapılsın. Bunu keşke şart koşsalar. Hani bu taramaları. Nasıl ki tanışmazlık testleri oluyorsa bu testlerin de olması gerekiyor. Genetik rahatsızlık, nadir görülen hastalıkların tedavisi çok zor ve imkansız olabiliyor. Görüyorsunuz
milyon eurolar, milyon dolarlarla ulaşmaya çalışıyoruz o tedaviye. Yapacağınız küçük bir testte bunların önüne geçmiş olursunuz. En azından küçük bebeklerimiz melek olmaz. Anne babalar bu acıyı yaşamazlar. Yağız Ege'mizin bağış kampanyasında emek geçen tüm halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Son 640 bin eurodan geriye sayıyoruz. 640 bin euro açığımız kaldı. Sizlerden ricam bir anneyi, bir babayı umutlandırın. Bir evladın nefesi olun. Kampanyamızın sloganı bağışın nefesine dönüşün. Sizlerden oğluma nefes olmamız için ricada bulunuyorum. Hatta sizlere yalvarıyorum diyebilirim. Evladımı kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırım. Evet, bu şekilde... Beret Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten abilere Tunahan Bey'e gerçekten ilgilerinden ve alakalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu arada konuklarımız olacak canlı yayından. Biz linkimizi her yerden paylaştık sevgili izleyicilerimiz. Şu an isteyen herkes canlı yayınımıza katılabilir. Link yukarıda var. Oradan StreamYard yazan programdan direkt adını soyadınızı yazarak canlı yayına katılabiliyorsunuz. Bağış yapmak isteyenler sorular geliyor. Bağış yapmak için biz iki tane link paylaştık. O linklerden direkt otomatik ödeme yapmanızı bekleyeceğiz. Onu da detaylı paylaşacağız. Bu arada konuklarımızı bekletmeyelim. Bakalım ilk konumuz kimmiş? Hülya Hanım Muhabirce Gazetesi. Öyle mi? Hülya Hanım. Evet, Hülya Hanım telefonla bağlamak istedi. Onu bir yayına alalım. Daha sonra Bora Bey, İpek Mobilya Genel Müdürü, Avrupa Genel Müdürü yayına bağlanmak istiyor Türkiye'de şu anda. Onu da bir yayına alalım. Sırayla konuklarımıza devam edelim. Evet Hülya Hanım, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hülya Hanım yayında mı acaba? Hülya Hanım? Evet, dinliyorum. Evet. Evet, ses geç geliyor. Siz ekrandan gördüğünüz gibi devam edin. Tamam. Hülya Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Yalnız oluyorum. Sizi telefondan bağlanıyorum çünkü. Duyuyor musunuz beni? Sorun yok. Teşekkür ediyoruz sizler de muhabirci olarak destek olduğunuz için. Bugün Enerji Gündem Gazetesi muhabirci ve post aktüel olarak bir araya geldik. Türkler olarak birleştik ve Yağız Ege'mize destek olmaya çalışıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum size. İnşallah çok az bir meblağ kalmış. İnşallah tamamlanır. Anne babanın yüzü gülsün. Evet Hülya Hanım, sesiniz şu an canlı yayından biraz geriden geliyor. Tam alamıyoruz, pardon. Haberim olduğu zaman önce çok üzüldüm, çok tatlı. Açıkçası böyle gelecek görmek istiyoruz. Sanıp biz de sevmek istiyoruz kendisine ve ben gerçekten inanıyorum sağlığına kavuşacaktır. Murat Bey, bu arada siz telefonu hoparlörü açabilir misiniz? Evet, hoparlörü açık. Açık mı şu an? Biraz ses az geliyordu onun için. Tam duyamıyoruz. Şu anda nasıl? Evet Hülya. Şu an daha iyi. Evet. Buyurun Hülya Hanım. Şu an daha iyi geliyor. Evet. O zaman şöyle söyleyeceğim. Anneyi babayı başlayan önce ben geçmiş olsun diyorum. Herkese burada da geçmiş olsun diyorum. İnşallah anneye babaya geçmiş olsun diyorum. Murat'a geçmiş olsun diyorum. Onun üzerinden bu kampanyaya katılıyorum. Gerçekten kısa sürede o an bir meblağ kaldı. Yani meblağ çok kısa. Çok güzel bir şey.
İnşallah. Biz de onu temenni ediyoruz. Çok teşekkürler tüm desteğiniz için, ilginiz için. İyi ki varsınız Hülya Hanım. İyi ki bizimlesiniz. Çok teşekkürler desteğiniz için. Sağ olun, iyi günler. Çok sağ olun. Ya, görüntülü olmayınca ses gidip geliyor. Teşekkürler katkınız için, desteğiniz için. Aynı zamanda zaten Hülya Hanım da kendisi maddi olarak katkımızda bulundu. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yarın görüşürüz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, evet, tekrar söylüyoruz. Linklerden herkes bağlanabilir. Görüşlerini belirtmek isteyen, bağış yapmak isteyen canlı yayında herkes yayınımıza açık. Bu Yağız Ege'nin programı, Yağız Ege için buradayız bizler de. Dileyen yorumlarda verdiğimiz linklerden canlı yayına katılabilir. Evet Murat abi, var aslında mı bekleyeniz? Katılmak isteyen çok, bana yazıyorlar. İşte böyle yayın olmayınca telefonla gitgeller yaşanıyor. Ama bir Bora Bey, çünkü Türkiye'de araç da kullanıyormuştu. Ben hani görüntülü değil de sesle katılabilir miyim dedi. Bir Bora Bey'i o zaman alalım. Bora Bey, İpek Mobilya Avrupa Genel Müdürü. Kendisinde muhakkak dilekleri ve muhakkak belki de katkıları olacaktır. Kendisini bir sıkıştıracağız. Evet. Buyurun. Bora Bey, duyabiliyor musunuz? Bora Bey, aslında kendisi şu anda Adana'da. Merhabalar Bora Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Bizden de Türkiye'mize selamlar. Siz araç kullandığınız için sizi yayına anca sesli olarak alıyoruz. Bizim biliyorsunuz bir kampanyamız var. 3 tane gazetenin, daha doğrusu diğer gazetelerimiz de çok destek verdiler. Ama Ener ve Gündem'den böyle bir teklif gelince Post gazetesiyle birlikte bir canlı yayın yapalım dedik. Kampanyaya çağrıda bulunalım. İnsanlara hakkı için çağrıda bulunalım dedik. Sonra Muhabirce Gazetesi'ne teşekkürler kendilerine. Onlar da katıldılar. Yayına katıldılar. Yayınları paylaşıyorlar. Destek oluyorlar. Sizler ne demek istersiniz bu durum hakkında? Sizin bir desteğiniz olabilir mi? Sizin görüşlerinizi alalım. Bora Bey, çok özür dilerim. Çok pardon. Murat abi, ses çok derinden geliyor. Tamam. Ben biraz daha yakınlaştırayım. Hatta görüntüyü alalım. Şöyle söyleyeyim Murat Bey. Yaşamak herkesin en doğal hakkıdır. Hele bir de bu çocuk olursa akan sular durur. İnşallah bu yavrumuz bir an önce, çünkü sizin yaptığınız bu şey hakikaten olağanüstü bir şey. Yani ben rakamı duyduğumda, toplanan rakamı, çok sevindim, çok mutlu oldum. Gerçekten etrafında çok duyarlı insanlar var. Zaten bu Türk insanın en karakteristik özelliğidir. Ben de bu şeyde, bu durumda bir çorbada bir tuzumuzun olmasını istiyorum. Ben rakamı size özelden bildireceğim. Çünkü bazı şeylerin özel kalmasını ben tercih ederim. Mutlaka bizim de bir katkımız olacak. İnşallah yavrumuz da en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Ben çok pozitif düşünüyorum, pozitif bakıyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyorum Murat Bey. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Bora Bey. Çok sağ olun. İlgi ve desteğiniz ve alakanızdan dolayı. Ne demek? Çünkü ben de bir babayım. Yani dediğim gibi çocuk olunca akan sular durur. Yani şu anda gözlerim hakikaten doldu. Yoldayım. Yani inşallah yavrumuz bir an önce sağlığa kavuşur. İnşallah. Çok sağ olun. Evet. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Cümlemizin evladını inşallah. Hiçbir anne babayı böyle... Cümlemizin... Ben dediğim gibi Murat Bey, size de hakikaten çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir şeyde siz de ön ayak oldunuz. Siz demeseniz haberimiz olmazdı. Ben dediğim gibi sizden daha sonra, yayından sonra kontağa geçeceğim. Şu anda vicdanen de öyle mutluyum ki tekrar dualarım bu yavrumuzla. Ve tüm hasta çocuklarımızla inşallah Rabbim hepsinin şifasını verir. Amin. Evet. İnşallah. Çok
Bora Bey, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ener ve Gündem Gazetesi olarak gerçekten moral verdiniz, güç verdiniz, gücümüze güç kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de Avrupa'da ticaretle uğraşıyorsunuz. Allah da size daha çok versin, daha güzel kazançlar nasip etsin diyoruz. Amin. Ve dediğim gibi son şunu söylemek istiyorum. Dertler paylaşılınca azalırmış. Dediğim gibi ben bu inançla yürüyen bir insanım. Tekrar söylüyorum. Türkiye'den sevgiler yolluyorum. İnşallah Rabbim de şifasını verecektir. Çok sevgiler, selamlar herkese. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin. Ben de şunu söyleyeyim, gerçekten siz de bizim için, biz burada yayında sizle bizle konuşuyoruz. Hep yürekte sevgimiz birbirimize karşı. Çok sağ olun. Gerçekten biz de sizi seviyoruz, gerçekten seviyoruz. Allah razı olsun, karşılıklı bu. Zaten bizim sizin ne kadar güzel yürekli olduğunuzu bildiğimiz aşikar. Her tarafı da evlediğiniz söylüyoruz, yüreğiniz var olsun. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Herkese çok selamlar iletiyorum Türkiye'den. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar, sağ olun, iyi tatiller, görüşmek üzere. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, İpek Mobilya Avrupa Genel Müdürü Bora Beyazıt Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun güzel mesajından dolayı, desteğinden dolayı. Şimdi canlı yayınlarımız devam edecek. Bir sonraki konuğumuz Mustafa Eydemir Bey. Mustafa Bey, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Telefonunuzu yan tutabilir misiniz? Dik galiba şu anda. Benim şu an sesiniz gelmiyor. Sesim net geliyor mu şu anda? Sesiniz geliyor ama telefonunuzu yan çevirebilir misiniz? Şu an dik galiba telefonunuz. Mümkünse eğer, mümkün değilse kalabilir. Süper. Bu şekilde. Tamam mıyız? Ses iyi geliyor mu? Süper. Türkiye tişörtünüzü de gördük. Çok anlamlı olmuş. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mustafa Eydemir Bey, Enza Home ve Yataş Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Ankaralılar Derneği Başkanı, sosyal sorumluluk projelerinin üstadı, mimarı, siyasetçi. O bir hayırsever. Evet Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yağız Ege hepimizin yeğeni, hepimizin kardeşi, hepimizin çocuğu. Bizim de çocuklarımız var. Hepimizin başına gelebilirdi. Öncelikle böyle düşünmek lazım. Yani bugün Yağız Ege'nin başına gelmiş, bu ailemizin başına gelmiş. Yarın benim başıma gelir. Başka bir tanıdığımızın, akrabamızın, komşumuzun başına gelir. Bu olaya böyle bakmak lazım. Biz Türk milletiyiz, Müslüman ümmetiyiz. Bizde birlik önemlidir. Yani birisi açken diğeri tok olmaz. Biri hastayken diğeri sağlıklı olmaz. Hep birlik olmamız lazım. Güç birliği yapmamız lazım. Her konuda, siyasal konuda da, sağlık konusunda da, başka konularda da, her konuda. Ben hep, beni tanıyanlar bilir burada yıllardır. Hep birlikten yanayım, hep güç birliğinden yanayım. Bundan dolayı yani Yağız Ege'nin etrafında şimdi alacağı her nefeste bizim bir katkımız olması gerektiğini düşünüyorum. Düşünün, biz bu parayı topladık, Yağız Ege sağlığına kavuştu. Ne kadar güzel bir his. Yani bu çocuğun alacağı her nefeste senin deryada bir damlan var. Bu ne kadar hoş bir olay. Öyle düşünmek lazım. O yüzden ben eşimle birlikte cüzi bir katkıda bulundum. Ama ilerleyen zamanda belki bugün tekrar yaptığımız katkıyı da tekrar ikiye katlarız. Evet bu arada Tarık Bey, özür dilerim. Araya girmek istiyorum. Mustafa Bey cüzdü diyor. Rakamını ben biliyorum. Çok cüzdü de değil. Sağ olsun. Yüreği var olsun. Aynen senin dediğin gibi gerçekten sosyal projelerde biraz önce Sayın Başkonsolosumuzla görüştük Mustafa Bey. Aynen şunu söyledi. Biz dedi Mustafa Bey'e her zaman böyle destek için projelerimize gittiğim zaman Mustafa Bey her zaman hazır. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Hani, kendisi de biliyor, biz de biliyoruz. Bütün sosyal projelerde varsın. Ne kadar öğrenci okuttuğunu bizler biliyoruz. Boş ver. Sizin gibi iyi insanlarımız var. Ya bu arada Mustafa Bey, buradaki toplumumuz bu Yağız Ege yeğenimiz için birleşsinler. Bir an önce. Hatta ben kendi çocuklarım küçük. Birisi ilkokula yeni başladı. Biri 3. sınıfta. Diğeri daha 1,5 yaşında. Ben bu okula başlayanlara dedim ki ya böyle bir durum var. Durumdan bahsettim. Hemen kumbaralarını getirdiler.
Ya, annesine buyurun. De dedim buyurun. Çıkar kumbaraları dedim. Sen kaç paraysa dedim 100'le çarpacağım vereceğim dedim. Çocuklar sevindiler. Düşünün yani. Önemli olan çocuklara bunu aşılamak, birlik olmayı aşılamak, yardımlaşmayı aşılamak. Yani aslında cennete gitmek demek ne demek biliyor musunuz? Yardımlaşmak demek. Yardımlaşmanın verdiği huzur o insana işte o cennet huzurunu yaşatıyor. Ben bunun tadına tabii seneler önce vardığım için Murat Bey'in dediği gibi elimden geldiği kadar tabii insan oluyor. Yetişebildiğim kadar her tarafa koşmaya çalışıyorum. Evet bu arada Mustafa çok Bey çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. İlginizden, güzel alakanızdan de dolayı. Görevimiz efendim. Geçmiş olsun. Görevimiz. Için. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Çok büyük bir durum. Yani sizler gibi yüreği geniş insanlara ulaşabiliyor olmak, o kitlelere ulaşabiliyor olmak bizim için çok önemliydi. Sizler de duyarsız kalmadınız. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. İnşallah kısa sürede tamamlanır, sağlığına kavuşur yeğeniniz. İnşallah. Bu arada gündemle alakalı Mustafa Bey yakında seçimler var. Onu da buradan iletebilir misiniz? Yapmayalım, yanlış anlaşılır. Bugün Yağız Ege yeğenimiz için oradayız. Beni tanıyanlar tanıyor, seçenler seçer. Boş verin. Çok teşekkür ediyorum. O zaman müsaadenizle bir söyleyeyim. Seçimden de önemli, benim seçilmemden de önemli, her türlü makamdan da önemli. Bu çocuğumuz, bu yeğenimiz nefesine kavuşsun. Her şeyden önemli. Kesinlikle. Çok sağ olun ama biz de vazifemizi yapmış olalım. Yani buradaki Almanya'daki Türkler olarak bizler de bu şekilde hayırseverler destek çıkmamız lazım. Sevgili izleyicilerimiz 13 Eylül'de belediye ve yabancılar dairesi seçimleri olacak. Orada Mustafa Bey de aday. Mustafa Bey'in şehrinde yaşayanlar için de biz açıkçası tavsiye ediyoruz. Bu tarz şundan dolayı Mustafa abi. Yani sizin gibi Türklerin daha iyi yerlere gelmesi lazım. Bizi temsil etmeleri açısından. Bizim de derdimiz o. Yani sizi mecliste görmemiz, belediyede görmemiz bize de inşallah olumlu katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Tabii her zaman. Teşekkür ederim. Zaten başarılar diliyorum sizlere. Genel olarak Ruhu Parlamentosu'na aday. Evet. Farklı çok bir teşekkür şey. Ediyoruz. Başarı diliyoruz. Gerçekten başarı diliyoruz Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Herkese. İyi akşamlar. Çok vatandaşlara, iş adamları, arkadaşlarımıza da buradan çağrıda bulunuyorum. Herkes benden daha fazla yardım etsin. Çok evet, teşekkür çok ediyoruz. Çok sağ olun. Eksik olmayın Mustafa Bey. O zaman 3 güne kalmaz. İnşallah. Teşekkürler Mustafa Bey. Evet. Abi iyi gidiyoruz. Ardahan Posovlar Derneği Başkanı ben hazır yayına girmek istiyorum diyor. Var mı katılımı? Onu demin linkini gördüm aşağıda. Tekrar bağlanabilirse Sayın Başkanımız, Ercan Özcan Başkanımız onu da alabiliriz. Bu arada yorumlar var. Yorumlara da içinde teşekkür ediyoruz. Bağışla alakalı çok sorular geliyor. Nereden bağış yapacağız diye. Bu arada sevgili izleyicilerimize biz onu paylaşmış olalım. Bağışla alakalı iki tane hesap açıldı sevgili izleyicilerimiz. O hesap üzerinden şu anda direkt bağışlar yapılabiliyor. Ben hemen ekrandan size onları da paylaşayım. Nasıl yapacağımızı da hep beraber şuradan bir daha bakmış olalım. Evet şu anda iki tane farklı site üzerinden bağış yapılabiliyor. Ve bu bağışlar direkt olarak Yağız Ege'ye gidecek. Onu buradan söyleyebiliriz. Bu linklerini ben yoruma da koydum az önce. Şeyda Pehlivan'ın başlattığı bir bağış kampanyası var. Burada şu anda 1 milyon 200 bin eurosu burada toplanmış paranın. %58'i kısmı bu şekilde toplanmış. Buradan bağış yapın dendiği zaman bunu da göstermiş olalım. Direkt olarak buradan rakamı kendiniz yazabiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Ve PayPal üzerinden de bunu direkt buradan ödemeniz mümkün. Bu tutar bize de soranlar olmuştu. Yağız Ege'ye mi gidecekti? Evet direkt olarak bu Yağız Ege'nin hesabı sevgili izleyicilerimiz. Yapılan bağışlar direkt olarak buradan Yağız Ege'ye gidecek. Bir bu linkimiz var. Tarık Bey, öbür linke geçmeden önce orada bir şey söylemek istiyorum. Vatandaşlarımızın hep yanlışlıkla yaptığı bir şey. Burada dikkat ederseniz Bytrack für Beta Please Endan bir evet, şey var. Evet, orada bağış miktarının yanı sıra siteye katkı alınıyor. Oradaki katkı payını sıfırlayabilirler. Direkt bütün ücretleri, ödedikleri para Yağız Ege'ye gider. Zaten yeterince o siteye bağış yapıldı. Bu konuda da vatandaşlarımızı bilgilendirmiş olalım.
Evet, bu şekilde ben bunu uygulamanı yaptım abi. Şu anda Bytetrack Flywheel'inden sıfır yazdığımız zaman sizin ne kadar yapacağınız tüm bağışlar direkt Yağız Ege'ye gidecek. Buraya rakam yazdığınız zaman o da ekstradan sitenin kendisine de gidiyor. Hani ekstra arzu edenler oraya da yardım yapabilirler ama biz bugün Yağız Ege için bu kampanyayı başlatmış olduk. Dolayısıyla sadece Yağız Ege'ye bağış yapmak isteyenler şu kısma sıfır yazmaları gerekiyor. Diğer linkimiz de yine budur. Buradan da burada iki şey var bizim ilgimizi çeken. Bir paylaşım bölümü var. Lütfen bunu kendi sayfalarınızdan da paylaşın. Ulaşabildiğimiz kadar insanlara ulaşalım. Hani kimin parası kiminin doğası derler. Dolayısıyla buradan paylaştığınız zaman diğer insanlar da bunu görebilirler. Bağış yapmak için şurayı seçiyorsunuz. Bu linkten direkt bağış yapılabiliyor. Buraya ne kadar bağış yapacağınızı yazabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada da o var. Buraya eğer ödediğiniz rakamın bir kısmını da yine bu siteye de yapmak istiyorsanız buraya yazabilirsiniz ama sadece Yağız Ege'ye bağış yapmak için buraya sıfır yazmanız gerekiyor. Daha sonra yine buradan da bilgilerinizi girerek 3 ayrı ödeme şeklinden de bağışınızı yapabilirsiniz. Peki Murat abi şey soranlar oluyor, yani konto hesap numarası yok mu, direkt hesabı yatıralım diyenler oluyor. Onunla ilgili neler söyleyebiliriz? Ya onu kabul etmek istemiyoruz. Çünkü ileride sıkıntısı olabilir. Yani bu hesaplar en doğrusu, en uygunu, en resmisi. Şimdi biz aile içerisinde bu tür yardımları alıyoruz ama başkalarından bu tür yardımları almak istemiyoruz. Almıyoruz da zaten. Doğru değil. Direkt ben oraya yatırılsın. Hem bir de burada toplanan ücreti ben mesela dün geceden beri artık söyleyeyim. Uykum hani kaçtı. Yani sevinçten uyuyamadım. Meblağı yükseldikçe, gördükçe böyle insana bir şevk geliyor. Biz aile olarak bize şevk geliyor. Vatandaşlar için de mesela dün Efesfor Spor Kulübü'ndeydim ben. Onu ve camide de aynısını söylediler. Oraya her gün işte yapılan bağışın ne kadar kaldığını paylaşın. İnsanlar gördükçe daha çok mutlu oluyor. Yani sadece biz mutlu olmuyoruz. Vatandaşlar da diyor ki aha az kaldı. Biraz daha çaba gösterelim. Hadi bugün de yatırayım. 5 lira yatırdıysa bugün de 5 lira yatırayım falan gibisinden. İnsanlara çevk geliyor ve azaldıkça daha hızlı ilerliyoruz. Bu arada Mustafa Edemir abinin paylaştığı çocuklar kumbarasını getirdi. Yani bizim gerçekten Türkler olarak genlerimizde, kanımızda var bu yardımseverlik. Ben de dün bir arkadaşla konuşurken, Mülen Brambar'dan komşum Hasan Polat abimizle konuşurken ona da buradan selamlarımızı iletelim. Bugün için ne yapacağımı sordu. Ben bu kampanyadan bahsettim. Dedim canlı yayınımız olacak. Benden de bir 50 euro direkt ver dedi. Yani sorgulamadı. Yağız Ege kimdir? Ne hastası? Bu çocuk nerede? Yani bu hem Türklerin bir yardımseverliği bir de inşallah bizim de belki bir güvenimiz burada söz konusudur. Dolayısıyla evet, Türk halkı Türk halkı burada duyduğu anda, yani cebindekini çıkartıp paylaşırız ya biz, ekmeğimizi paylaşırız, harçlığımızı paylaşırız. Buradan da ben Hasan Polat'a da teşekkür ediyorum güveninden dolayı ve tüm bağış yapanlara da saygılarımızı iletiyoruz. Evet, onu söylemiş olduk sevgili izleyicilerimiz. İki tane ödeme portalı var. Oradan direkt Yağız Ege adına hesabınızı, direkt bağışınızı yapabiliyorsunuz. Erkan Bektaş da aynı soru sormuş. Ona da teşekkürlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. O da arkadaşımız sağ olsun. Bu tarz projelerde o da desteğini esirgemiyor. Sağ olsun, o da desteğini buradan iletmiş. İsim üzerine gönderebilir miyim diyor. Başka türlü göndermeyi bilemiyorum. Bir an önce şifa diliyorum yavrumuza demiş. Canan Sabriye Günaslan Hanım. İsim üzerine Murat abi mümkün müdür? Yani direkt aile ya da Yağız Ege'ye direkt gönderme olabilir mi? Yani pek tavsiye etmiyoruz ama Didem ne dersin bilmiyorum ama. Yani bağış sitelerine yapabilirlerse PayPal veya GoFundMe üzerinden bizim için daha sağlıklı olur. Çünkü kampanyamız bu siteler üzerinden yürütülüyor. PayPal'dan direkt mail adresini yazıp hemen o şekilde de gönderebiliyorlar. Öyle bir alternatifleri de var. Eğer ya da öyle yapamıyorsa en azından mesela bana da dün camiden birisi söyleyelim. Aliza yönetim kurulundan Aliza Bey 200 euro verdi. Ben yapamam dedi. Götür ne yaparsan yap dedi. Oradayken bir sevgili hocamız Niyaz Tok hocamız da 100 euro kendi hesabından hemen PayPal hesabından yatırdı. Dedim Niyaz Hoca'ya dedim ki sen bunu da yatır hocam dedim.
200 euroyu ona verdim. O da hesabına yatırdı. Böyle güvenilir veya PayPal hesabı olanları, bu işi bilenlerden, bilenlerin kanalıyla yapsınlar. En doğrusu o yani aslında. Aynen. Yani aslında çevrelerinden toparlayıp PayPal'ı olanlar ya da işte kartı olanlar üzerinden yatırabilirler. Çok basit bir işlem aslında. Yani online alışveriş gibi düşünebilirler. O zaman Canan Sabiha'nın bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da yaşadığınız yerde Murat Bey yakınsa, gazeteden yetki arkadaşlarınız varsa onlarla size bu konuda yardımcı olabilirler. Yani biz de açıkçası hani direkt parayı alıp sorumluluk taşımak istemiyoruz. Biz şu an aracılık yapıyoruz. Direkt olarak site üzerinden ödenmesini istiyoruz ama farklı bir ödeme kanalınız yoksa bize özelden de ulaşabilirsiniz yayından sonra. Yardımcı olabiliriz. Sevda Keskin, ben hamileyim. Dua ediyorum. Yavrucuk inşallah iyileşir demiş. Hamile kadının duası kabul oluyormuş. Allah'ım inşallah dualarımızı kabul eder demiş. Evet, Sevda Hanım da bir anne adayı şu anda. Biz de kendisine kolaylıklar diliyoruz. İnşallah yavrusu sağ salim kucağına alması nasip olur. İnşallah. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Sağlıklar diliyoruz. Salih Dağcı, Allah'ım acil şifalar versin inşallah diyor. Hani kimin parası kimin duası demiştik inşallah. Bunlar da bizim için çok önemli. Enerji Gündem Gazetesi sahibi Ramazan Kabataş Bey de sağ olsun yayınımızı izliyor. Acil şifalar dilemiş. Biz de bu ortak yayına organize ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz Ramazan Kabataş Bey'e de. Recep Pehlivan, Allah yar ve yardımcımız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Recep Bey'e de. Zeynep Cakan Koca, Allah'ım şifa versin inşallah diyor. Kandemir galiba. Canlı yayın linkini paylaştım. Umarım daha fazla izleyici katılır, destekçisi fazla olur. Acil şifalar diliyorum. Bu da çok önemli. Biz teşekkür ediyoruz. Lütfen yayınımızı da paylaşın. YouTube'dan da biz sonra linkimizi paylaşacağız. Bu kampanya biz bir an önce kapatmak istiyoruz ama şu an devam ediyor kampanyamız. Yayından sonra bağış yapmak isteyenler de bağışla devam edebilirler. Mümin Uç Başkanımız aileye ve Yağız Ege'ye geçmiş olsun diyor. Müsaitse biz başkanımızı da yayına bekliyoruz. Günlen Ülke Ocağı'ndan Nazım Işık abimiz sağ olsun bu konularda çok duyarlı sosyal sorumluluk projelerinde. Günlen Ülke Ocağı olarak toplu bir yardım yaptık. Allah yavrumuza şifa versin diyor. Biz de Nazım Işık'a, Günlen Ülke Ocağı'na selamlarımızı iletiyoruz. Mustafa Eydemir abimiz yine mesajını paylaşmış sağ olsun. Yeğenimize geçmiş olsun. Allah'tan şifa diliyorum. Gören, duyan, bilen herkesin bütçesine, vicdanına, yüreğinin büyüklüğüne göre bağışta bulunmaya davet ediyorum demiş. Çok teşekkürler Mustafa Bey. İyi ki varsınız. Yine Mustafa Güleç de Rabbim şifalar versin diyor. Yorumlarınızı da bu şekilde okumaya çalıştık. Mustafa Güleç'e Tarık Bey, şu anda Ardahan Posoflar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Kavset Butak'ın hani bilirkişi, eksper kendisi. Yayına katılmak istiyor. Kendisini yayına alalım. Ne dersiniz? Müsait misiniz? Şu anda direkt linkten bağlanırsa hemen alırız. Şu an aşağı linkte göremiyorum kendisini. Linkte görüntüyü aramış kendisi. Tamam. Yayına alalım hemen. Evet. Buyurun. Tabii. Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz yayına bağlandığınız için. Şöyle alalım. Çok güzel. Bu şekilde kalabilir. Evet. Çok güzel. Ercan Başkanım, hoş geldiniz. Buradan herkese selamlar gönderiyorum. Çok değerli. Bir de buradan geçmiş olsun diyorum. Çocuğumuzla da acil şifalar diliyorum. Biz buradan tabii Ardahan Posof Derneği olarak da katkıda bulunmak istiyoruz. Burada dernekte arkadaşlarla beraber inşallah. İnşallah yani bu evimizin başına da gelebilir. Hepimizin çocuğunun başına da gelebilir. Buradan tabii katkı yapmak lazım. Buradan arkadaşlarımıza, dostlarımıza bildirmek istiyorum inşallah. Bunu başaracağız tabii sizlerin katkılarıyla. Bu gerçekleşecek diyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ediyoruz. Başkanım, meblağ belli mi? Sonun belli olacak. Her zaman yanınızdayız. İnşallah Allah güç versin. Yani her vesilenin arkasında bir sebep vardır. Yani inşallah bu gerçekleşecek diyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanım, meblağ belli mi? Sürpriz mi olacak? Ya bu sürpriz olsun, arkadaşlarla da konuşmak lazım. Bir faaliyet yapamadık bu bildiğiniz gibi virüsten dolayı. Dernekte de buluşamıyoruz, arkadaşları göremiyoruz. Yavaş yavaş arkadaşlarla, Murat Bey'le konuşacağız. Dernekte de inşallah bir kampanya yapmayı düşünüyoruz. Çok sağ olun başkanım. Duisburg Ardahan Posoflar Derneği'ne size selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler desteğiniz için. Teşekkür ederim.
selamlar buradan. Aleykümselam, çok sağ olun, teşekkürler. Sağ olun başkanım, teşekkür ederiz. Fazla vaktinizi almayın, başka arkadaşlar da katılacak. Onun için herkese selamlar, görüşmek üzere. Çok teşekkürler başkanım, sağ olun, iyi ki varsınız. Teşekkürler başkanım, katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Valla Murat abi, bizim Türkler işte bu şekilde. Evet. Kenetlenmeyi iyi biliyoruz. Birlik beraberliğimizi iyi biliyoruz. İnşallah bunu daim eyleriz. Her daim bu olur. Lokal Bakış'tan Mustafa Güneş'e tekrar teşekkür ediyoruz. Bağımsız Objektif'in Murat Ali Bulak abimizin mesajını paylaşayım. Mümkün olduğunca paylaşıyoruz. Önce Allah'ın hikmeti, sonra sizlerin yardımıyla Yağız Ege şifa bulacak inşallah demiş. Murat Ali abimize bize saygılarımızı, selamlarımızı buradan iletmiş olalım. Evet, Murat Ali gerçekten benim için çok değerli bir insan. O da beraber çalışıyoruz. Çok emeği oluyor gerçekten. Benim bu süreçte tabii hani hem izin hem bu şeylerle uğraşmamda gazete işlerini biraz aksatıyorum. Ama gözüm arkada değil. Çünkü Murat Ali gibi birisi var benim yanımda. Sağ olsun İbrahim abi, hakeza. Beni bu konuda hiç yalnız bırakmadılar. Kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Murat Ali abimize, sağ olsun. Murat başkanımız yazmış. Murat Dağ Devren, Gelsen Geçen Fenerbahçeliler Derneği olarak gönlümüz ve yüreğimiz ailemizin yanında demiş. Sağ olsun. O da bir Fenerbahçeli ama aile de Fenerbahçeli olmasına rağmen Murat Bey sağ olsun her yere yetişmeye çalışıyor dernek olarak. Biz de saygılar sunuyoruz. Murat Bey de müsaitse yayına bekliyoruz. Cemal Bayraktar sarı lacivert kalp göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine de. İyi ki varsınız. Evet, olacak yani bu iş olmak zorunda. Şu an güzel geri dönüşümler alıyoruz. İzleyicilerimiz, bağışçılarımız belki rakam belirtmek istemiyorlar ama onlar inşallah daha güzel bağışlar yapacaklar. Temenni ediyoruz o şekilde. Evet, Didar Hanım, Bey, nasıl? Murat Bey aradı. Murat Bey aradı. Şimdi görüntülü bağlanmak istiyor. Gelsenkişehir Fenerbahçeliler Derneği Başkanı. Zaten kendisi de evet, böyle alalım. Kendisi de gerçekten derneğin sitesinde paylaşım yapıyor çoktan beridir. Desteğini esirgemiyor. Evet Murat Bey, neler söylemek istersiniz? İlk önce Tarık Hocam'a, Murat Hocam, sizlere ve değerli ailemize, Yağız Ege'ye gerçekten buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gelsenkirşen Fenerbahçeliler Derneği yönetimi adına. Bizler bugün burada çok güzel bir işe, bir güzel bir oluşuma imza atıyoruz şu anda. Çok güzel bir nasıl derler, sosyal birliktelik yaşıyoruz ve işte az önce Tarık Hocam'ın da söylediği gibi işte biz Türklerin burada dünyanın neresinde olursak olalım yani bir şekilde kendimizi gösteriyoruz. Bizler Gelsenkirşen Fenerbahçeliler Derneği olarak derneğimiz kurulurken hep şunu söyledik. Sadece sportif anlamda hareket etmeyeceğiz. Topluma faydalı bireyler olacağız. Toplumu farklı şekilde, farklı yerlerde destekleyeceğiz. Bu sadece Fenerbahçeliler için değil, tüm spor severler için ve tüm insanlık için bir şeyler yapmak ve bu mücadeleyi göstermek istedik. Ve şu anda da gerçekten çok güzel bir işe imza atıyoruz. Yağız Ege'ye buradan ilk önce acil şifalar diliyorum. Gerçekten başta Murat Hocam siz ve değerli ailesi, Tarık Hocam sizlere, bugüne kadar destek veren herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şu anda işe imza atılıyor. Çok güzel bir olay. Ben çok duygusal bir insanım. Biraz bu tür şeylerde konuşmakta gerçekten zorlanıyorum. Çünkü benim de 3 evladım var. Çok zor bir durum. Ama inanıyorum ki Yağız Ege kesinlikle Allah'ın izniyle şifasını alacaktır. Allah'ın izniyle şifasına kavuşacak. Ama bizlerin de
bir nebze de olsa, bir damla dahi olsa, hani ufacık da olsa bir katkımız olacaksa ne mutlu bize. Biz bugünler için varız. Derneklerimiz bugünler için var. Sosyal dernekler bugünler için var. Ben buradan ilk önce şu duyuruyu yapmak istiyorum. Tüm derneklerimize, sadece Fenerbahçeliler derneklerine değil, Türkiye'de ve Avrupa'da dünyanın dört bir tarafındaki derneklere lütfen üyelerinize sahip çıkın. Ama üyeler de derneklerine sahip çıksınlar. İşte bu tür şeylerde birlik beraberlik aşamasında hep beraber bakın bir bebeğimiz, bir evladımız şu anda bizlere bakıyor ve yaşam mücadelesi veriyor. Ve biz de bunun içerisinde olabilmek için, bu yardımın içerisinde olmak için adeta yarışıyoruz. Ben bir haftadır tüm üyelerimizle ve tüm yönetimimle gerçekten bunu biz Yağız'a, Yağız Ege ve ailesine nasıl katkıda bulunabiliriz diye. Şu anda tabii ki rakam söylemek olmaz ama biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız da. Bugüne kadar yapanlara da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizlere de. Vallahi başkanım iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Moral oldunuz bizlere de. Sizleri seviyoruz. Çalışmalarınızı görüyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, var olun. Ben de tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten Murat Hocam sizinle tekrardan özel telefonda konuşacağım ve üyelerimizin özel istekleri var. Bunları inşallah yerine getirdiğimizde en kısa sürede yapacağımız katkıyı hemen bir an önce ulaştırmak istiyoruz. Yağız Ege'nin ailesine şunları söylemek istiyorum. Lütfen moralinizi en üst seviyede tutun. Hep güzel şeyler düşünün. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. İlginizden, desteğinizden dolayı. Şu anda evladım yanıma geldi. Rabia İnci şu anda. Anladım. Evet gördüm. Gerçekten bu evlatlarımız için, hepimiz bu evlatlarımız için varız. İnşallah Yağız Ege de sağlığına kavuşacak ve güzel şekilde arkadaşlarıyla ve ailesiyle bu mücadeleyi kazanıp bu dünyada nefes alıp ve yaşamına devam edecek. Ben buna inanıyorum. Sizler de moralinizi en üst seviyede tutun. Bugüne kadar tekrar söylüyorum katkıda bulunan tüm dostlara buradan çok çok teşekkür ediyorum ve hep yanınızda olduğumuzu bilin. Gelsen Fenerbahçe Derneği yönetimi ve üyeleri adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Murat Bey, çok sağ olun. Eksik olmayın. Sizler de öyle. Evet. Sizler de öyle. Başkanım iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Güzel, anlamlı, duygusal bir konuşma oldu. Başından itibaren bir saati geçti şu an canlı yayınımız. Yani senin bu katkılarınızı gerçekten derneğimizde tabii sizler bu tür şeyleri biliyorum ki önemsemiyorsunuz ama sizleri sırf bu tür sosyal aktivitelerde ve bu güzel durumlarda bir araya insanları getirdiğiniz için sizin için özellikle derneğimizde özel bir program yapacağız. Bu çünkü tüm derneklerimize örnek olması lazım. Tüm insanlığa örnek olması lazım. Bizler bugünler için varız. Hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Vallahi Murat abi bir saattir çok duygusal anlar yaşıyoruz. Ben de duygusal bir insanım ama artık bir şekilde idare ediyoruz bakalım gidebildiği yere kadar. Çok canlı yayın yaptık. Ben 17 yıl öğretmenlik de yaptım. Çok öğrencilerle karşı karşıya geldik, velilerle karşı karşıya geldik. Benim de iki tane çocuğum var. Yani bütün öğretmenlik boyunca artı Enerji Gündem Gazetesi'nde 2 yıldır editörlük yapıyorum. Pek çok canlı yayın yaptık ama bugünkü gerçekten daha anlamlı oldu. Yani iyi ki bunu yapmışız diyoruz. Ben de size olanlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten hani bazı şeyler vardır ki insan kendine bir hatırlar, kendine bir gelir. Böyle tekrar bir ayarlarını, fabrika ayarlarına dönmüş olur. Biz bu vesileyle yani aslında Didem Melih Öztürkan ailesine teşekkür ediyoruz. Biz bugün bir araya geldik. Bugün farklı normalde belki
birbirimize selam vermediğimiz insanlar, farklı görüşteki insanlar bugün Yağız Ege için bir araya gelmiş oldu. İşte bu bizim genimizde, evet, kanımızda olan şeyler bunlar. Evet. İnşallah normal zamanlarda da bir araya geliriz. Evet, biz de Öztürkan Aile'ye tekrar teşekkür ederim bu arada. Bunlar kesinlikle bize bir ders niteliğinde. Gerçekten dünya görüşümüz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun, dinimiz, ırkımız ne olursa olsun ama insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Gerçekten bunlar bize bir ders niteliğinde olması lazım. Tarık Hocam, Murat Hocam, sizleri yakından tanıyorum. Sizlerin düşüncelerinizi çok iyi biliyorum. Onun için ben şu anda Gelsengirşen Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak hep yanınızdayım ve yanınızdayız diyorum. Ne gerekiyorsa sizlerle beraber hep yapacağız ve insanlığa nasıl hizmet edebiliriz? Bu Yağız Ege ile başladık ama hepimizde olabilir, farklı durumlarda olabilir. Ama ilk önce Yağız Ege'nin inşallah sağlığına kavuşturup bir an önce kendini toparlayıp ve dünyaya güzel şekilde bakmasını diliyorum. Aileden şunu da rica ediyorum. Gerçekten Yağız Ege sadece sizin değil, hepimizin evladı. Bunu artık böyle bilin. Hepimiz bağrımıza bastık. Evet, benim öyle. 3 evladım var, evet, ama bir de Yağız Ege oldu. O da bizim bir evladımız, evet, oldu. Kesinlikle hep yanınızdayız. Bunu unutmayın. Bir moralinizi de üst seviyede tutun. Lütfen, çok önemli. Çok önemli. Valla Murat Başkanım, Murat abi, iyi ki varsınız. Didem Hanım, neler söylemek istersiniz Murat abi? Valla ben çıkayım, aradan siz buyurun. Neler söylemek istersiniz? Gerçekten şu an yani o kadar duygu yüklüyüm ki. Murat Beyler olsun, diğer destek veren ailelerimiz olsun, bağış yapan yapmayan herkes en azından yürekten ve duadan, yürekten bir şekilde dua ediyor. Yağız Ege bu ilacı alsa da onların duası sayesinde olacak. Ben inanıyorum şifasını bulacak. Ben her zaman söylüyorum zaten, Yağız Ege bizim oğlumuz değil artık. Bütün destekçilerinin, diğer ailelerimizin de evladı oldu. Artık destekçi diyemiyorum. Aile fertlerimizden biri oldukları için, sizler de dahil. Yağız Ege sizin de bir evladınız, kardeşiniz. Kesinlikle. Bizim için kendisini bol bol öpün. Çünkü öpücük dünyanın, hele hele bir annenin, babanın öpücüğü gerçekten. Yani hiçbir öpücüğe benzemez. Onu koklayın ve öpün ve inanın. Ben 3 yıldır evladımla evliyim ve onlarla bir yaşam mücadelesi veriyorum. Murat Hocam ve Tarık Hocam beni çok iyi tanıyorlar, çevrendeki insanlar. Ben de burada şimdi farklı yerlere girmek istemiyorum. 3 evladımla gerçekten yaşam mücadelesi veriyoruz. Ve onları her gün öpüyorum ve kokluyorum. Çünkü bir annenin babasının, bir babanın o evladına sarılıp öpüp koklaması gerçekten en büyük ilaçtır. En büyük mücadeledir. Ve sizler hiçbir zaman ümidinizi kırmayın. Bu mücadeleye devam edin. Bizler hep yanınızdayız. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kendi çocuğumuz ve Yağız Ege gibi olan bütün çocuklar için mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Yağız Ege ile bitmeyecek bu iş. İnanıyorum kesinlikle. Görüşmek dileğiyle diğer arkadaşların da fazla zamanını almak istemiyorum. Yani bağlanacak olan kişiler vardır, arkadaşlar vardır. Buradan Gelsengirşen Fenerbahçeliler Derneği yönetimi ve üyeleri adına hepinizi tekrar selamlıyorum. Soracağınız başka bir şey yoksa... Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Biz neden bu kadar bölgelerini bunu çok iyi biliyoruz. Evet, evlatlarımla birlikte dayanma mücadele gidiyorsun. Teşekkürler Murat Hocam. Sağ olun Murat Hocam. Murat abi, çok teşekkür ediyoruz. Allah hayranlısından kabul etsin dernek olarak. Başarılar diliyoruz size de. En kısa zamanda görüşmek üzere diyelim. İnşallah iyi yayınlar diliyorum herkese. Tüm dostlara selamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Size de iyi günler. Evet. Duygusal anlar yaşıyoruz. Bu arada canlı yayınımız... Tarık kardeşim, çünkü şimdi yayında söylemek istemedim. Murat Bey de, Murat Başkanım da
ikizlerini doğururken ikizlerin annelerini kaybetti. Yani eşini kaybetti. O duygusallığı biraz da oradan. Üç evladıyla bir mücadele veriyor. Hem başkanlık yapıyor bir derneğe. Sosyal faaliyetlerden hiç geri kalmıyor ve çok önemli bir hem anne oluyor hem baba oluyor. Duygusallığı biraz da ondan gerçekten kendisini takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Mümin abi bağlanmak istiyor. Bağlayalım mı? Onu direkt linkten Mümin abi linkten bağlanırsa görüntülü alabiliriz onu. Yani aynı anda görüntülü alabilir. Müsaitse eğer. Ben görüntülü arayayım o zaman kendisini. Tamam bu arada canlı yayınımız şu anda 11.514 kişiye ulaşmış durumda. 55 kez paylaşılmış bizim yayınımız şu an için. Ve 11.514 kişiye kadar şu anda ulaştık bir saat içerisinde. İnşallah bu daha da fazla kişi ulaşacaktır. Yayından sonra da bağış yapmak isteyenler yine aynı şekilde bağış yapabilirler. Teşekkür ediyoruz. O zaman Mümin Başkanımızı bekletmeyelim. Evet. Mümin Başkanım görüntüde hem kendisi Kapadokya Derneği Başkanı Mümin Umut hem de televizyon program yapımcısı Anadolu Diyarı programını sunuyor. Yapımını yapıyor daha doğrusu. Hazırlıyor ve sunuyor. Kendisinin programına da birkaç kez hem gazeteci olarak hem de acizane birer türküyle katıldık böyle. Kendisi de çok 40 derneğe üyedir. Hakikaten çok sosyal bir insan. Evet Mümin Başkanım buyurun. Evet. Murat Bey öncelikle Tarık Bey'e programın oluşmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten izliyorum. Anlamlı bir program. Yani bu hasta çocuğumuzu sizden öğrendim ben. Mesela sizin de emeğiniz var ama anne babaya yavrumuz Yağız Ege'ye geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Gerçekten hastalık kolay değil. Oysa bir çocuğumuz daha 3,5 aylıkken hastalığı teşhis konulmuş. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla Avrupa'da, Türkiye'de çığ gibi büyüyen bir destek var. Bu destek, bugünkü program bizi umutlandırdı, mutlu etti, onurlandırdı. Gerçekten Türk insanı bir başkadır. Birlik, beraberlikte, sevgi, saygıda işte anlatılması güç bir rekora imza atılıyor şu anda. 2 milyona doğru yaklaşmak kolay değil ama bu başarılıyor. Bu vesileyle bir kez daha emeği geçenleri kutluyorum Tarık Hocam. Sormak istediğim bir şeyler varsa sorabilirsin. Valla Mümin abi ben öncelikle teşekkür edeyim size. Biz bugünlere sizinle başladık. Onu ben her platformda söylerim. Sağ olun, ön ayak oldunuz. Biz sizinle bir cami sohbetinde buluştuktan sonra başlamıştı serüvenimiz. Her yerde de bunu bahsediyorum. Yani buradaki tüm Türklere destek oluyorsunuz. Katkı sağlamak isteyene, vatanı, milletini seven herkese destek oluyorsunuz. Almanya için de çok fazla yardımınız var. Türkiye'ye de sürekli yardım yapıyorsunuz. Balkanlara da sürekli yardımlarınız var. Yani yardım deyince, sosyal sorumluluk deyince biz Mümin abimizi biliyoruz. İyi ki varsınız. Yayınımıza katılmış olmanız da bize güç veriyor şu anda. İyi ki bugün bizimle berabersiniz. Evet. Zaten duydum, gördüm. Tabii bir hasta çocuğumuz var ama çığ gibi bir destek var. Bunun için de sevindim. İnşallah bu meblağa toplanacak. Ben de şahsım olarak, Mümin Uç olarak, ailem olarak, Nevşehirliler, birçok Nevşehirli dostlarımız, iş adamlarımız var. Kapadokya Kültür Derneği bizim bölgenin çok değerli iş adamları var. Kayseri, Kırşehir, Nevşehir bu bölgeden. İnşallah duyarlı vatandaşlarımız en güzel bir şekilde maddi ve manevi desteklerini gerçekleştireceklerdir diye düşünüyorum. Sesimi duyan, gören her arkadaşımdan özellikle istirham ediyorum destek sağlamalarını. Keza Tarık Bey kardeşim, benim de 3 oğlan, 3 kız, 6 çocuğum var. 12 tane de torunumuz var. 12'si de genç oğlan inşallah. Hepsi de sağlıklı. Ama her şey bizim için. Örneğin hastalık da bizim için, kaza da bizim, engelli olmak da bizim için. Engelli deyince söz açılmışken biz biliyorsunuz 6 tır dolusu tekerlekli sandalye götürüp dağıttık Türkiye'de.
yakında 7. tırımız hazırlıyoruz. Onu da götürüp Nevşehir, Kayseri ve Türkiye'nin her tarafına dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle inşallah Yağız Ege'miz de sağlığına kavuşur. Aradan 3, 5, 8, 10 ay, 1 yıl geçtikten sonra bizim televizyon programında da sizlerle, Murat Bey'le, Yağız Ege'nin anne babasıyla canlı yayına bağlayarak güzel bir programda yaparız diye düşünüyorum. Bir kez daha size ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Dinliyorum Tarık Bey. Başkanım yok. Siz varken bize laf düşmez. Biz daha yeniyiz sizin yanınızda. Biz sizi dinleriz. Sağ olun. Valla güzel bir kampanya. Birbirinden değerli kardeşlerimiz konuştu, başkanlarımız. Aslında biraz önce Fenerbahçeliler Derneği Başkanımızın konuşmasını da dinledim. Ben doğma büyüme bir Galatasaraylı olmasaydım eğer Fenerbahçe'ye geçiş yapardım ama onlara da başarılar diliyorum. Sadece spor, futbol değil. Tabii kulüp insanımızı yeşil sahalarda temsil eden insanlardır, futbol oynayan. İşte onların uzantısı da Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar. Çevremizde de çok güzel kulüplerimiz, derneklerimiz var. Onlara da böyle sosyal sorumluluk projelerine destek sağladıkları için, duyarlılıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Keza iş adamlarımıza, Mustafa Eydemir kardeşimi dinledim, Bora Bey'i dinledim, başkanımızı dinledim derken birbirinden değerli arkadaşlarımızla bağlanacaktır. Ben fazla zaman almayayım. Bu güzel projeye, güzel yardım projesine destek sağlayacağız. Bütün üyelerimiz, dostlarımız, Nevşehirliler, bölge insanı olarak da bütün iş adamlarımız da destek sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Bir kez daha yayında yapımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum, kutluyorum. Sağ olasınız. Başkanım biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ailemiz ne söylemek ister acaba? Ailemizi dinleyebiliriz. Efendim? Çok teşekkür ediyoruz ilginize, desteğinize, duyarlı davrandığınız için, Yağız Ege'ye sahiplendiğiniz için. Eksik olmayın. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Allah sizin evlatlarınızı ve torunlarınızı size bağışlasın. Sağlıklı ömürleri olsun. Sizlerin desteği sayesinde inanıyoruz ki onun sağlığına kavuşacak. Çok sağ olun, eksik olmayın. Sağlığına kavuşunca dedim ya, 6 ay 1 2 yıl sonra inşallah Anadolu Diyarı programımız bizim 16 yıldan beri devam ediyor. 681 haftadan beri canlı yayın yapıyoruz. Önümüzdeki programda da yine Yağız Ege ile ilgili canlı yayınlar başladığı zaman yine bir programda yaparız. O sözü de vereyim size. İnşallah. Çok sağ olun. Ederiz. Çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Valla başkanım, başkanımız yaptı. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten o da yardım konularında öncülük eden büyüklerimizden bir tanesi. İyi ki var Mümin abimizde. Kendi canlı yayınında da bahsedeceğini söylemişti. Evet, biz de bugün bir başlangıç yapmış olduk. NRV Gündem Gazetesi Post Aktüel ve muhabirci olarak. Bugün bir başlangıç olmuş oldu. Bunun devamı gelecek diye temenni ediyoruz. İnşallah biz Yağız Ege'mizin de en kısa zamanda tedavi olacağını inanıyoruz. Bu arada küçük Petra Sevgi Hanım, Rabbim şifalar versin diyor. Teşekkür ediyoruz Sevgi Hanım'a da. Murat abi, NRV Post Aktüel'den kim yazdı? Küçük oğlum Yusuf diyor. Arkadaşlar arasında konuyu paylaştı. Takip edemiyorum geçen genelde şeylerden. Kimler yazdı? Şöyle NRV Post Aktüel'den bir tane mesaj geldi. Evet, o mesaj küçük. Evet, Murat Ali paylaşmış. Bizim editörümüz aynı zamanda. Küçük oğlum Yusuf arkadaşlar arasında konuyu paylaştı. Her arkadaşı 10 euro gönderiyor. Damlaya damlaya deniz olacak. Yağız Ege'ye nefes olacak diyor. İşte Erdem bu. Ulaş. Ben de o zaman biraz okuyayım. Vatandaşlar yol gösteriyor. Sizi tutuyoruz ama inşallah olur. Engel olmuyoruz değil mi? Her şey Yağız Ege için. Erdem Ulaş burada bir Düsbük Bek Yeni Cami'de yönetim kurulunda her zaman gazetemizi destekleyen bir arkadaşımız. O da diyor ki Rabbim şifalar versin Murat kardeşim diyor. Türker Selvi, Cevdet Selvi'yi etiketlemiş. Yani herhalde yardım et herhalde anlamını taşıyor bu iş. Evet. Mustafa Aktay Allah şifalar versin. Celil Yalçın izliyor. O da yine Konfor Mobilya'nın burada sorumlusu. Kendisi yine bağlanmak isterse kendisini de yayına alabiliriz.
Selam ya Akdemir, seyrediyor. Sevinç, Hüseyin Sevinç, kolay gelsin dayım oğlu diyor. O da benim halamın oğlu. Mustafa Aktay'da Konya'dan bir abi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Selamlar iletiyoruz. Hüseyin Sevinç de halamızın oğlu. Kolay gelsin dayım oğlu demiş o da kendisine. Teşekkür ederiz Hüseyin abi. İyi ki varsın. İyi ki bizimle berabersin. Çok sağ olasın. Evet, yine dediğim gibi küçük Petra Sevgi diye birisi, Rabbim şifalar versin. Böyle güzel dilekler var. Sadece dediğimiz gibi maddi destek beklemiyoruz. Manevi destek de çok önemli. Bizleri ayakta tutuyor. Aynen. Evet Didem. En önemlisi dua ve manevi destek. Gerçekten ayakta tutan. Bu arada müsaadenizle biz yayınımıza yeni katılanlar için bağış şeklini tekrar paylaşalım Murat abi. İzleyicilerimizden de soranlar oluyor nasıl bağış yapacağız diye. Onu bir daha şuradan göstermiş olalım ekrandan. Evet sevgili izleyicilerimiz, Yağız Ege için iki türlü şu anda bağış hesabı açıldı. Bu hesaplar direkt Yağız Ege'ye yazacak. Onun için açılan hesaplar. Buraya üst tarafa normal rakamınızı yazıyorsunuz. Ne kadar bağış yapmak istediğinizi yazıyorsunuz. Bu sitenin linki şu anda yorumlarda var. Oradan da kalacak zaten. Buraya bağış miktarınızı yazıyorsunuz. Ne kadar euro olarak ne kadar euro yapmak isterseniz. Rakamı yazdığınızda altta bakın yeni bir rakam daha çıkıyor. Artı 45 çıkıyor burada. Bu şu anlama geliyor. Siteye de 45 euro normalde bağış yapılabilir ama siz sadece Yağız Ege'ye bağış yapmak istiyorsanız buradan rakamı değiştiriyorsunuz. Bunu istediğiniz miktarda yaptığınızda yani sıfır da yapabilirsiniz fark etmez. Direkt olarak Yağız Ege'ye tutar gitmiş oluyor. Bu birinci hesabımız Better Place Me hesabı. Diğeri de GoFundMe.com'dan da aynı şekilde. Buraya da istediğiniz rakamı yazdıktan sonra normalde site otomatikmen diğer bağışçılar için, diğer yardım ihtiyacı olanlar için de bir rakam almak istiyor. Bakın ödeyeceğiniz rakam 575'e çıkıyor burada. Eğer siz bunu istemiyorsanız buradan en alttan bu rakamı sıfırlayıp sadece Yağız Ege için bakın toplamda 500 euro burada görünüyor. Buraya adınızı soyadınızı yazdığınızda şu ödeme şekillerinden hangisi sizde mevcutsa o şekilde ödeyebilirsiniz. Diğerinde ise sadece PayPal'dan ödeme yapılıyor. Onu da şuradan tekrar göstermiş olalım. Bakın PayPal'ınız varsa direkt o şekilde ödeyebilirsiniz. Elden ödeme diye soranlar oluyordu. Mümkünse bir araya gelsin arkadaşlarınız. Yani ödeme yapmak isteyenler topladığınız zaman tek hesap adına ödenirse hem kontrol açısından da iyi olur hem de direkt hesaba anında iletilmiş olur. Bu şekilde ister PayPal'ınızla ister normal kartınızla direkt olarak Yağız Ege'ye bağış yapmak isteyenler bu hesapları kullanabilirler. Evet. Evet teşekkür ediyoruz. Diğer yayına katılan misafirlerimiz için de. Evet Didem Hanım, Melih Bey nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz hamdolsun. Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz bizlere bu imkanı tanıdığınız için. Yani böyle bir evlada sahip olduğumuz için de gurur duyuyoruz. Rabbim ne güzel bize bir evlat bahşetmiş. Birliği, dilliği, yardımlaşmayı gösterdi bizlere. Kaybettiğimiz insani duygularımızı tekrar kazandık oğlumuz sayesinde. Allah herkesten razı olsun. Rabbime binlerce şükürler olsun böyle bir evlada sahibiz. Bu da Rabbimin bu arada, bize hediye. Bu arada tabii sizin yani hastalığa bakış açınız, mücadele etmeniz de önemli. Ben hani bir eğitimci olarak o gözle bakıyorum. Hem ülkemizin, vatandaşlarımızın birlik beraberliği adına güzel bir yayın bu. Aynı zamanda şu an çocuğu rahatsız olan ya da yanında rahatsız bir yakın olan bir sürü izleyicimiz var. Onlara da evet, moral olduğumuzu düşünüyorum. Yani bunlar evet hani başımıza gelebilecek olan olaylar ama mücadele etmek lazım, pes etmemek lazım, uğraş vermek lazım. Sizler de uzun süredir bunun için uğraş veriyorsunuz, pes etmediniz, oğlunuzun yaşaması adına gerekeni yapıyorsunuz. Ben bu konuda da umutluyum, vatandaşlarımıza bunu da örnek olacağını düşünüyorum. Bu konuda da sizi acizane tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görevimiz bu, bizim oğlumuz, yani şu an biz oğlumuzun aracısıyız aslında. Onun sesi oluyoruz, onun kulağı oluyoruz. Sadece aracıyız yani. Asıl burada teşekkür edilmesi gereken gerçekten oğlumuz. Bize bu günleri yaşattığı için onu çok seviyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Murat abi, başka var mı yayına katılmak isteyen? Evet, şimdi Baykuş yazdı. Yağız'ın yanına gidiyor. 10-15 dakikaya oradayım dedi. Çünkü bu hani çorbada çok fazla katkısı olan bir insan. 10-15 dakikalık bir yayını daha sürdürelim. En son onunla kapatmış oluruz. O da katılıp duygularını paylaşmak isteyecektir. Biraz sonra Didem'in yanında olacak, Yağız'ın yanında olacak. Biz bu yayını biraz sürdürelim. Didem belki soluklanır. Biz babasıyla sürdürelim. Başka katılmak isteyen olursa dediğin gibi mesajları paylaşalım. Ondan sonra Baykuş'la da noktayı koyarız. Bu arada Murat abi, şu anda canlı yayınımız 15.726 kişiye ulaştı sosyal medya üzerinden. Yani sosyal medyanın böyle bir güzelliği de var. Yani biz bir saat içerisinde 15.000 kişiye ulaştık. 16.000'e yaklaştı hatta şu anda. Artı hani istatistikleri ben severim. Rakamları benim için önemlidir. 80 kere de paylaşım yapılmış bu. Bu da çok güzel bir rakam bizim için. Yani bizim gruplarımızın dışında çok paylaşan izleyicilerimiz de var. Şu anda bu yayın bittikten sonra bu da katlanacaktır zaten. Dolayısıyla şu anda çok fazla izleyicimiz sağ olsun teveccüh gösterdiler yayınımıza. Yani bizler de iyi ki bir yayın yapmışız. Yani gazetecilik, basın mensupluğu bunu da gerektiriyor. Ben de Murat abi sana teşekkür etmek istiyorum. Bu projeye beni dahil ettiğin için. Gerçekten benim için de hayatımda unutamayacağım bir anlardan bir tanesi oldu. Zaten teklif de senden geldi. Yani yapalım, biz de destek olalım diye. Biz dedik ki madem öyle beraber yapalım. Hoş olsun. Birlik olduğumuzu görsünler. Muhabirci dahil oldu sonradan. Kendileri söylediler, biz de katılalım diye. Kendilerine de özellikle yine teşekkür edelim. Birlikten güç doğar. Zaten biz bu kampanyada da bunu anladık. Yani beşlerle, onlarla, 15'lerle tamam yeri geldi, binlerle oldu ama oldu. Yani 1,5 milyonu geçmek. Yani böyle dünden beridir biraz kumbara dağıtıyoruz etrafımızda. Şöyle kumbaralar da dağıtıyoruz. Hem buradan ödemeye direkt, yani doğrusu siteye giriş yaparak ödüyorlar. Hem de içine artık 1 lirasını, 3 lirasını, 5 lirasını ne kadar atarsa bunları da birikim yapıp önümüzdeki hafta cumartesi büyük ihtimalle toplayacağız. Biz bunları dağıtırken insanlar onu söyledi ya, işte nedir, duyuyoruz işte, sosyal medyadan takip ettik, gazetelerden gördük. Ya bu ne kadar pahalı bir ilaçtır yani, 2.1 milyon euro. Evet, hakikaten çok pahalı bir ilaç. Başarılabilir mi dedik ama gün geçtikçe, hani biz de takip ediyorlar tabii yayınlarımızdan. Gün geçtikçe yani günlük işte bazen 30 binler, bazen 80 binler yardımlar falan oldu. Demek ki başarılabiliyormuş gerçekten. Bu da birlik, beraberliğin neticesinde ortaya çıkan sonuç. O yüzden herkese, emeği geçen geçirden herkese katılımıyla, maddi desteğiyle, paylaşımıyla, gazetesinde yer vermesiyle, internet sayfasında yer vermesiyle herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten burada sizin gibi, yani NRB Gündem gibi, bizler gibi, Post Gazetesi gibi, Türkiye Gazetesi gibi, Sabah Gazetesi gibi, yani Lokal Bakışı, CNN'i, yani BRT TV'si, Kanal 7'si, Global TV'si, TRT'si, yani sılayolu.com'u, yani o kadar çok katılım, destek olan oldu ki, yani herkese, gerçekten herkese, yani unuttuğum isimlerini yayın organları da olabilir, aflarına sığınıyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Murat abi, kumbaralar şu anda nereler dağıtıldı? Vatandaşlar nasıl ulaşabilirler kumbaralara? Evet, yeni başladık. Düsbuk'ta başladık. İşte genelde böyle restoranlara falan insanların toplu gittiği yerlere bırakıyoruz. Yani veya marketlere, spor kulüplerine. İnanın bırakır bırakmaz hemen işlerine, yani güzel katkılar yapanlar, insanları gördük. Demek ki bu hani bunu da Yusuf Başkan'ı aslında arayacaktı. Artık toplantı mı var bilmiyorum. Düsbük Merkez Cami Başkanı. Dün camideydik. Görünce, daha doğrusu cuma günü estağfurullah. Dedi ki ya, dedi biz kumbara da yapalım dedi. Hem camiden zaten önümüzdeki cuma günü bir sergi gibi bir şey yapılacak. Dedi ya kumbara yapalım dedi. Biz bu işin yardımlaşmanın nasıl yürüdüğünü biz biliriz, tecrübeliyiz falan dedi. Kumbara alalım dedi. Baskısını yapalım, Yağız'ın fotoğrafını vesaire, bilgilerini.
öyle dağıtalım falan dedi. İnan ki hiç azımsanmayacak para gelecek, bile göreceksin falan dedi. Hakikaten de haklıymış. Çünkü yıllardır camilerde yardımlaşma adına topladıkları ücretler var, camilere katkılar var. Demek ki tecrübe buna gösterdi ya, bunu gösterdi. Bu arada o zaman kumbarayı görenler olursa, marketlerde, Türk merkezlerinde görenler olursa, Yağız Ege'nin Desmar üzerinde hani bazı çekinen insanlar yardım yaparken. Yani evet, zaten irtibatta da benim telefon numaram, ismi falan var. Burada görünen kısımla da, barkodla da, telefonunda eğer barkod okuyucu varsa direkt ben o siteye girip yine PayPal hesabı ödeyebiliyor. Evet, yani teknolojinin her türlü imkanını kullanabilirsiniz. Şurada söylemek istiyorum. Dün paylaşımlarımızdan gördü. Kesinlikle ben pazartesi günü geliyorum dedi. Bey Döner'in sahibi, benim de çok sevdiğim abim, dostum. Aynı zamanda da gazetelerin destekçisi, gerçekten her yere katkısı olan bir insan. Dedi ben yurt dışındayım dedi, katılamayacağım dedi. Gördüm hani paylaşımınızı, canlı yayın yapıyorsunuz. Ama dedi pazartesi günü lütfen dedi, lütfen uğra dedi. Ben kesinlikle dedi çocuğumuza önemli katkı yapmak istiyorum. Kendisine de buradan yürekten teşekkür ediyorum. Yine hakeza Azimli Döner'in sahibi Erol Ayar, o da yurt dışında, biliyorsunuz tam izin sezonu bitmedi. Onlar hep biz önemli katkı yapacağız dediler. Yurt dışında oldukları için bağlanamadılar. Evet, yani çok esnafımız var, çok işverenimiz var. Sadece esnaf olması önemli değil. Yani burada gönülden destek olan herkes var. Bugün birlik beraberlik günümüz bizim. Esen Başkanı olsun, Şener Cebeci'nin de her zaman bahsettiği bir cümledir. Ben onu her yerde söylerim. Bizim birlik olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. Bugün birlik beraberlik günü. Yağız Ege için bugün bir araya geldik. Kiminin parası, kiminin doğası, kiminin paylaşımı, kiminin sosyal medyası, kimin ne imkanı varsa onu o şekilde paylaşmış olacak. Yağız Ege ortak noktasında, paydasında buluşmuş olacağız. İnşallah bunlar birlik beraberliğimiz adına da güzel çalışmalar olacak diye düşünüyoruz. Bu arada İrfan Öztürk, Allah şifalar versin, aileye sabırlar versin diyor. Birol Çakar Murat abisi yazmış. Bütün kalbim sizinle Murat Pehlivan kardeşim demiş. Birol Çakar abimiz. Evet, kendisi de geçten çok güzel bir katkı da yaptı Birol abi. Biliyorum kendisini. Yine FSO Spor Kulübü'nde yıllarca yönetim kurulunda yer almış bir insan. Hakikaten yüreği güzel bir insan. Katkı yaptı. Hem sadece maddi katkısıyla değil, sürekli de paylaşıyor. Dediğim gibi işte sadece maddi katkıyla değil, paylaşarak da bize destek olmuş oluyorlar. Dualarıyla bize destek olmuş oluyorlar. Evet, o da bizim için çok önemli. Yani diyoruz ya, kiminin parası kiminin doğası, artık kim nasıl destek olabilecekse. Şu anda paylaşım izlenme bayağı bir oldu canlı yayında. Artı paylaşımlar da çok var. Bunlar bizim için çok güzel geri dönüşler. İyi ki yapmışız diyoruz bu programı. Hüseyin Sevinç abimizin yine Bartın'a selamlar. Biz de buradan Bartın'a, Zonguldak'a, Karaelmas'a, Kars'a, İzmir'e, İstanbul'a, bütün Türkiye'ye selamlar söylüyoruz. Türkiye'den de şu anda çok fazla izleyenimiz var. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Evet. Yani evet. Şimdi ben de yorumlara falan bakıyorum. Gerçekten evet, yayınım düşmüştü. Türkiye'de izleyip yayınımızı paylaşanlar var. Sevdiğim komşumuzun bir kızı paylaşmış. Seher Kayan. Yani gerçekten çok teşekkürler. Yani Türkiye'den paylaşılıyor, görülüyor, izleniyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Zaten onlar kendileri katkılarını da yapmışlardı. Çok sağ olsunlar. Evet Didem, bu süreç yordu. Biliyorum. Yani, aynen dayı. Ama olsun. Seni de, seni de yorduysa yani iyi ki yine senin gibi bir insan güçlü kalabildi. İnşallah gülecek. Yani sevinç çığlıkları atacak günlerimiz de yakındır diyoruz. Aynen, aynen dayıcığım. Yani biliyorsun, sen zaten yakından takip eden insanlardan birisin süreci, dayım olduğun için. Birebir de ilgileniyorsun. Yorucu bir süreç, ağır bir süreç. Psikolojik olarak, fiziksel olarak belki çok etkiliyor. Ama dayan diyorum yani. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yazık, önce bir sağlığına kavuşsun. O ilacını aldıktan sonra, şifasını bulduktan sonra inşallah, evet belki ondan sonra yine yoğun bir tempomuz olacak ama en azından şu anki gibi bir solunum problemi yaşamayacağı için bir nebze de olsa bir nefes almış olacağız biz de. Yağız Ege ile beraber aslında biz de nefes almış olacağız. Evet. Yani hakikaten. Misafirin geldi mi?
Eşim karşılamaya gitti şu anda. Sanırım gelmek üzere. Bu arada 3-4 metresi kalmış herhalde de kilometresi kalmış da gelecekmiş. Fethullah katılmak istiyorum dedi. Efendim. Evet, Fethullah Çubukçu Allah yardımcısı olsun diyor. İnşallah tez zamanda toplanır. Sert Mustafa Bey Allah şifalar versin diye yine yazmış. Ben bu arada haddimi aşarak bir şey sorayım. Bizim Yağız Ege'yi şu anda canlı yayında görme imkanımız olabilir mi? Ben bilgisayara bağlamıştım ama Yağız Ege'yi buraya getireyim. Eğer mümkünse hani getireyim. Yani sorun olmayacaksa eğer sizin için. O zaman bir gidiyorum bakıyorum hemen müsait mi? Olmazsa tamam. Telefonumdaki yerine geçip geliyorum. Olur, yani telefondan bağlanırsın olmazsa. Makinelere yani bağlanıyor. Evet. Canlı yayında bunu sorduk evet. Ama affına sığınıyoruz ailemizin ama biz de yeğenimizi bir görmek istiyoruz açıkçası. Eğer müsaitse, mümkünse, zor olmayacaksa aile içinde. Şimdi neden zor oluyor? Kendisi ayrı bir odada. Çünkü oturma odasında belki misafirleri oluyor, karabalık oluyor, yoğun oluyor. Dikkatli edilmesi lazım. Çünkü hele hele bu korona sürecinde daha da çok dikkat edilmesi lazım. Solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor. Zaten günde en fazla bir saat solunum cihazından çıkarılabiliyor. Onun dışında kendisine tehlike arz ettiği için o riski de almak istemiyorlar tabii. Ama kısa süre eğer uyumuyorsa o güzel boncuk gözlerini görelim. Evet, sevgili izleyicilerimiz 1,5 saattir canlı yayındayız evet, ve Yağız Ege'miz şu anda burada. Biz bu 15 aylık yavrumuzun sağlığına kavuşabilmesi için inşallah yürüyebilmesi için normal sağlığına kavuşabilmesi için gayret ediyoruz. Evet, şu şekilde tam ekranda göstermek. Valla Didem Hanım, ben de söz bitti. Şu anda bilemiyorum ne söylemek lazım. Murat abiden ben söz almak istiyorum. Ya, ben tabii gittim izinde oradaydık. Giderken, gelirken hep uğradık, gördük. Dokunamamak kötü. Yani bir sevdiğiniz var, sevdiğinizin çocuğu var. Şartlar dolayısıyla dokunamıyorsunuz, sevemiyorsunuz. O kötü. İnşallah dokunacağımız, seveceğimiz günlerde yakın olacak. O yanaklarını sıkacağım günler inşallah gelecek diye düşünüyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, 15 aylık Yağız Ege delikanlı yeğenimiz, kardeşimiz. Şu anda canlı yayında bizlerle beraber. Şu an hayırseverleri görüyor. İnşallah iyileştiğinde o da size teşekkürlerini iletecektir. Biz bu gencimiz için, kardeşimiz için, bebeğimiz için 1,5 saat direkten karşısındayız. Gelin hep beraber Yağız Ege'yi kurtaralım. Çok az meblağ kaldı. Herkes taşın altına elini bir şekilde koysun. Maddi anlamda şu anda desteğe ihtiyacımız var. Maddi anlamda destek bulunamayanların paylaşım anlamında ve özellikle inandığımız dua anlamında desteklerine ihtiyacımız var. Biz bu delikanlımızın tez zamanda inşallah iyileşmesini temenni ediyoruz. İyi ki biz bu yayını yapmışız, iyi ki buna vesile olmuşuz diyoruz. Didem Hanım tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Biz yeğenimizi fazla rahatsız etmeyelim. Ben götüreyim, daha yeni gitmiş çünkü şey olmasın. Tamam, aman aman. Tarık kardeşim, yine takipçiler var. Abdullah Özcan, Cumali Ercan, Mustafa Sert. Ben de katkıda bulunmak istiyorum. Murat abi yazmış. Mustafa kardeşim, evet. Yine linkleri biz paylaşacağız. Kesinlikle o linklerden ki sitelere katkıda bulunabilirsiniz. Direktmen Yağız Ege'ye gidiyor. Yine Mümin abi bir söz vermiş. Yağız Ege iyileşince Kapadokya, Ürgüp'te, Üç Güzeller'de ve Avanos'ta hatıra fotoğrafı çektirmesi için Kapadokya'da ağırlayacağım diyor. Bunun onu abi tekrar... anne gelince bir daha alalım, olur mu? Annemiz evet. De duysun onu. Aynen. Burada Murat Başkanımızın bir maşallahı var. Teşekkür ediyoruz Murat Başkanımıza da. Sağ olsun yayınımızı yine takip ediyor. Canlı yayından sonra da takip ediyor.
Evet, yani böyle bir şey işte. Mümin Başkan da büyüklüğünü gösterdi tekrar burada. Anne gelince biz müziği de ona vermiş olalım inşallah. Bunlar da bizim için şu an güzel moraller, güzel sevinçler. Evet. Yine şey yazmış, özelden yazmış Yusuf Aydın, Düsbüklü Merkez Cami Başkanı. Şu anda Hollanda'daymış. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Kesinlikle diyor, hani katılmak istiyordum ama diyor acil bir iş çıktı, Hollanda'ya gittim. Dün bayağı bir yardımlı oldu, bayağı bir oturduk beraberce. Hem yazıları hazırladık, hem kumbaraları hazırladık. Çok katkı sağladı, yani kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet, Yusuf Başkanımız sağ olsun, o da Düsbük bölgesinde cami olarak gerçekten hem Türklerle hem Almanlarla güzel çalışmalar icra ediyor. Diğer toplumlarla da aynı şekilde. Ben de ziyaret etmiştim kendisini. Biz de Yusuf Başkanımıza ve tüm başkanlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Bu aynı zamanda bir dernekçilik projesi. Yani şahıslarla belli bir yere kadar olacak ama başkanlarımızın görev yaptığı derneklerde de inşallah toplu bağışlarda olacaktır diye düşünüyoruz. İdem Hanım bir müjde verebilirim. Kapı çalıyor. Baykuş geldi Didem. Instagram'da paylaşıyor. Evet. Didem Hanım sizi çaldı. Didem Hanım sizi Kapadokya'ya gönderiyoruz. Evet. Didem biraz önce Kapadokya Dernek Başkanı Mümin Uluç yine yazmış. Aynı zamanda televizyon programı yapıyor Kanal Avrupa'da, Anadolu Diğer programı. Diyor ki eğer Yağız Ege iyileşsin diyor. Yağız Ege iyileşince diyor Kapadokya, Ürgüp'te üç güzellerde ve Avanos'ta, yani bu biliyorsunuz üç güzeller peribacaları. Orada hatıra fotoğrafı çektirmesi için Kapadokya'da ağırlayacağım diyor onları. Ben dayı biliyorsundur, ben çok gezerdim Türkiye'yi bekarken de. Evet, evet. Eskişehir'e gitmiştim. Özür diliyorum. Nevşehir'e gitmiştim, gezmiştim. Evet, ya, canlı yayında. Ya. Şimdi ayağının tozuyla baykuşu alacağız. Evet, henüz girdi, giriş yaptı. Çok büyük katkıları var çünkü. Canlı yayında mıyız? Evet, canlı yayındayız baykuş kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yayının başından beri aleyküm selam. Gel kardeşim. Yayının başından beri sana teşekkür ediyoruz. Katkılarını her zaman takdir ediyoruz. Evet, neler söylemek istersin? Vallahi ne diyeyim? Sevinçliyim. Kavuştuğum için inşallah en kısa zamanda yavrumun sağlığına kavuşsun. Biz her gün konuşamıyoruz. Ya bir ay boyunca gecemiz gündüzümüz yaz oldu. Buradan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Konuşsanız ya. Bunlar güzel sevinç gözyaşları diyoruz. Evet, şu anda sevgili izleyicilerimiz canlı yayında televizyon duayenleri olarak biz kaldık burada. Ben aralarında yeniyim gerçi ama Murat Başkanımız abimiz aynı şekilde, Baykuş aynı şekilde. İnşallah bunlar mutluluk gözyaşları diyeceğiz. Biz Baykuş'a buradan ben de teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun bizden daha fazla şu an destek veriyor. Şu anda neredeyse tüm mesaisini Yağız'a geçin ayırmış durumda. Abi Allah razı olsun. Sen ne iyi yürekli bir adamsın. Allah senin sayıların artırsın diyelim. İnşallah çalışmalarına başarılar diliyoruz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Bizden hani bir aydır gecemizi gündüzümüze kattık. Yavrumuz iyi olsun diye. Günde belki 10 defa, 20 defa sürekli telefonlarda görüşüyorduk. Bugün böyle kollarımın arasında onları hissetmek
Çok mutluyum ama inşallah ne zaman mutlu olacağım? Sağlığına kavuştuğu zaman. Bunlar yüreği güzel insanlar. Ömür boyu da benim kardeşim olarak kalacaklar. Buradan da yardım eden herkese Allah razı olsun. Ne diyeyim, diyecek fazla bir şey yok. Çünkü benim tek isteğim onun iyileşmesi. Yağız Ege'nin. Bu insanların da yüzünün gülmesi. O kadar güzel mesajlar alıyoruz ki her mesajı aklıma aldığımızda biz böyle gözyaşlarımızı içimize akıtıyoruz. Bir aydır gecemiz, gündüzümüz Yağız Ege. İnşallah tek bir amacımız az kaldı. Az kaldı. İnşallah Yağız Ege'mizi Amerika'ya göndereceğiz veya sağlığına kavuşturacağız. Önce Allah, sonra yardım eden herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnsanların ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar duyarlı olduğunu gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Evet Murat abi. Geldi. Biz de diyoruz, iyi ki senin gibi yüreği güzel insanlar var gerçekten. Yani hakikaten zormuş, yani gerçekten hakikaten zormuş. Ben de hani bir dayıyım, Didem benim için hakikaten farklı. O da biliyor. Böyle bir şeyin de başına gelmesi, Allah tabii herkesin başına gelebilir gerçekten, bunu anladık. Biz de tabii ki kaldırmak ilk başta çok zor oldu gerçekten. Başarabilir miyiz? Kafamızda soru işaretleri oldu. Yani ben mesela buna da çok teşekkür ediyorum. Hani araştırdık hani bunun buradan kampanyanın başlatabileceğini hani çıkınca, yani inanın kızım hiç düşünmeden hani sonu ne olursa olsun, ne mesuliyeti olursa olsun girdi. Biz de sonuna kadar destek verdik. İnşallah hiç bunu zaten düşünmedik. Yani mesuliyeti ne olur, ne olmaz düşünmedik. Senin gibi güzel yürekli insanlar çıktı işte böyle karşımıza. Yardımlarını esirgemedi. İş bu sahaya kadar geldi. Yani gerçekten yüreğin var olsun. Eyvallah hocam. Her insan olan herkes bunu yapardı. Ben de buradan tüm yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Ünlüsü, ünsüzü, gönlü zengini, Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz, sokak sokak gezen, standlar açan, hasta çocuklarını bırakanlar, mesaj yazanlar, parası olmayıp da son parasını yollayanlar. Ya ne diyeyim? Ya, İnşallah ya o kara gözleri, ya ben şeyden Yağız Ege'ye geldim ya. Ben canlı yayına değil. Ben de öpüyorum sizi. Siz devam edin. Herkesten Allah razı olsun. Tamam, zaten biz de noktayı seninle koyacaktık zaten, hani final seninle olsun dedik. Yürekten teşekkür ederim. Allah razı olsun hepiniz. Evet, bu arada sevgili abi 2 saat yaklaşık şu anda. 1 saat 50 dakika. Evet. Evet. Çok bu arada insanlar katıldı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Buyur Tarık kardeşim. Bu arada ben şey söyleyeyim, sonra son sözlerinizi isteyeceğim sizden. Murat Ali Bülak abimiz Twitter üzerinden de paylaşmış yayınımızı. Teşekkür ediyoruz kendisine. İyi ki var. Yine Baykuş, Yağız Ege için yaptıklarının 1000 katını Rabbim size nasip etsin diyor. Evet, hani bizim inancımızda vesile olan yapan gibidir diyor. Baykuş'un inşallah başına böyle bir olay gelmesin ama gelirse de inşallah şu an ona da yardım edecekler çok oluyor. Onun da işleri rast gitsin. Önündeki taşlar kalksın diyoruz. Ona da Allah daha çok versin. Daha iyi programları yayınlatmasını temenni ediyoruz. İknur Saygılı Hanım sormuş. Nasıl yardım yapabiliriz? Hesap numarası diye. İknur Hanım, yayınımızı sonra tekrar izlerseniz, arada 2 kez paylaşmış olduk. Son kez bir daha Baykuş buradayken paylaşmış olalım. Ödeme şeklini nasıl yapacağımızı. Evet, şu anda 2 tane web sitesi var. Direkt Yağız Ege için açılmış hesap numaraları var. Bunlar linklerde var şu anda. Better Place Me sitesinden direkt olarak bu Yağız'ın adına açılmış bir hesap. Buraya meblağ yazıyorsunuz. Meblağ yazdıktan sonra
Normalde site kendi diğer yakınları için de bağış sizden otomatikman burada istiyor. Bunu yapmak istemiyorsunuz, buradan değiştiriyorsunuz. Bunu şu aşağıdan sıfırladığınız takdirde sadece Yağız Ege'ye yardım yapmış olacaksınız. Bu siteden PayPal aracılığıyla ödeme direkt yapılabiliyor. Sizin hesabınız yoksa başka bir arkadaşınızın aracılığıyla da buradan ödeme yapılabilir. Diğer ödeme şeklinde ise yine GoFundMe sitesinden yine aynı şekilde buraya rakamı yazdıktan sonra ben 500 temsil olarak yazdım. Euro olarak ödemeler yapılıyor. Yapıldığı takdirde normalde site belli bir oranını yine artı olarak kendi sitesi için de isteyebiliyor. Siz eğer sadece Yağız Ege için bağış yapmak istiyorsanız bunu sıfırlıyorsunuz ve bakın sadece 500 euro burada görünmüş oluyor. Bunun da ödeme şekillerinde Zofort'tan, Europay'den ya da kredi kartı aracılığıyla da buradan direkt ödeme yapabiliyorsunuz. Bu iki ödeme şekli dışında şu anda Duisburg genelinde özellikle camilerde, restoranlarda, marketlerde şu anda Yağız Ege için yardım kumbaraları da açıldı. Onlardan da şu anda direkt yardım yapabilirsiniz. Artı eğer hani ulaşma imkanı yoksa direkt bizlere ulaşıp oradan da direkt bağışlar yapılabilir. Bu şekilde evet yardım kumbarasını da görüyorsunuz. İnşallah biz Yağız Ege'mizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Kadir Mert Bey demiş, ne için bağış diye sormuş. Yayınımız yeni katıldı galiba. Kadir Mert Bey, 15 aylık bir Yağız Ege'miz var. Şu anda Amerika'da tedavi olması gerekiyor. Bunun için de 2.1 milyon euroluk bir meblağa ihtiyacımız var. Çok az bir rakam kaldı. 4'te 3'lük kısmı kapandı. Geri kalan kısmı için de bugün canlı yayınımızı yapmış olduk. Sizler de arzu edersiniz Yağız Ege için, 15 aylık bebeğimiz için bağış yapabilirsiniz. Evet, Yağız Ege'miz yine bizimle beraber zannediyorum. Şimdi bir daha görebilir miyiz acaba son kez? Evet, Kadir Bey'e teşekkür ediyoruz hemen inşallah demiş, onun da desteğinden dolayı. Allah yardımcısı olsun demiş. Teşekkürler Kadir Bey, siz de iyi ki varsınız. Evet, şu anda sevgili izleyicilerimiz Yağız Ege, Baykuş amcasının kucağında. Evet, korona dolayısıyla maskesini takmış Baykuş abimize teşekkür ediyoruz. Şöyle ekranlarda bir gösterebilir miyiz tekrar Yağız Ege'yi? Evet sevgili izleyicilerimiz, 15 aylık SMA tip 1 hastası Yağız Ege şu anda canlı yayında görüyorsunuz. Baykuş amcasının kolları altında diyelim, kanatları altında diyelim. Yavrum. Gelin hep beraber bu yavrucuğun tedavisi için destek olalım. Elimizden geleni yapalım. Maddi bağışta bulunmak isteyenler, manevi anlamda dua edenler, mutlaka ondan da talep ediyoruz sizlerden. Ayrıca lütfen bu paylaşımı sizler de paylaşın sayfalarınızda, gruplarınızda. Daha çok kişiye ulaşalım ve biz en kısa sürede Yağız Ege'nin bağışının tamamlanmasını arzu ediyoruz. Evet, son sözleri alalım Murat abi. Şu anda dün Mustafa Güleç, Lokal Bakış'tan arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız bir şey paylaşmıştı. Uzun süreliydi. Dedim uzun süre kalmayacak bu kampanya. O yüzden hemen kısa sürede film çekimlerinin gelirlerinden Yağız Ege'ye bağış için bir proje başlattı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Süper. Ayrıca. Süper, teşekkür. Evet, Didem, görüşmek dileğiyle inşallah diyelim. Son görüşlerini, son dileklerini alalım. Yayını kapatalım. Herkese teşekkür ediyoruz biz gazetemiz adına. Dayı, ben de öncelikle sana ve Tarık Bey'e sizlerin nezdinde ulaşmış olduğumuz diğer yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah geri kalan tutarın tamamlanmasında sizlerin de emeği olacak, katkısı büyük olacak, inanıyorum. Tekrar teşekkürler her şey için. Sağlıcakla kalın. Evet, Baykuş abi son olarak neler söylemek ister? Babamız genç kalsana. Her şey için tekrar çok teşekkür ediyoruz dayı. Evet, oradan var mı son sözlerini söylemek isteyen? Herkese çok teşekkürler.
Şu an bayağı hani konuşacak durumda değilim. Teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizden sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Evet sevgili izleyicilerimiz, Enerji Gündem Gazetesi Post Aktüel ve Muhabirci ortak yayınında 2 saat sizlere misafir olduk. 15 aylık SMA tip 1 hastası Yağız Ege'miz için bir canlı yayın yaptık. Konuklarımız vardı. Bağış yapmak isteyenler oldu, dua edenler oldu, paylaşım yapanlar oldu. Yayında emeği geçen, katkı sağlayan, destek olan, dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an itibariyle canlı yayınımızı hemen rakamlara da bakıyorum. Toplamda Murat abi 21.798 kişiye ulaşmışız. 95 kez de canlı yayınımız paylaşılmış. İnşallah en kısa sürede diğer Mevlana toplanacağını ümit ediyoruz. Ben aileye tekrar geçmiş olsun diliyorum. Enerji Gündem Gazetesi ve şahsım adına. İnşallah bizler de elimizden gelen desteği yaparız. Tez zamanda Yağız Ege'mizin sağlığına kavuştuktan sonra da tekrar görüşmek isteriz. Bu arada yine benzer yayınların yapılması gerekiyorsa da biz hazırız. Murat abi bir söylemen yeterli inşallah. Devamı gerekiyorsa da bizler de hazırız inşallah. Teşekkürler. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Almanya'dan, Enervi'den herkese çok teşekkür ediyoruz. Murat abi senle kapatalım. Bu yayını takip eden herkese gerçekten yürekten biz de gazetemiz adına teşekkür ediyoruz. Bağlanan, iyi güzel dileklerini ileten iş adamlarımıza, dernek başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yaptıkları maddi manevi desteklere teşekkür ediyoruz. Biz bu işe baş koyduk, ant içtik hep birlikte. İşte orada görüyorsunuz, Baykuş da orada. Sağ olsun, katkısı var. Bunu inşallah 10 gün içerisinde bitireceğiz. İnşallah abi, çok teşekkürler. İzleyen, dua eden, bağışta bulunan, paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Enerbi'den, Almanya'dan herkese selamlar. İyi günler, kalın sağlıcakla diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Emeği geçen herkese Allah'tan razı olsun. Sağ olun.